Salih Uçan, Abu Bakar ve Ali Sof. Toplam 3 gol var. 2-1'lik skorla Beşiktaş 3 puanın sahibi oldu. Ankara gücü karşısında. Siyah beyazların ortaya koyduğu futbolda şüphesiz taraftarı mutlu etti ama unutmamak lazım. Mert Günok da Beşiktaş'ın kazandığı maçta siyah beyaz takımın kalizisi ön plana çıkan isimlerden biriydi. Yeni transferler yine dikkat çekti. Beşiktaş'ta Maça dair konuşacak çok şey var Gökhan Keskin ama yani futbolu konuşmak istersek bu akşamki oyun aslında Beşiktaş hem Beşiktaş'ta gücünün performansı, maçın temposu herhalde hepimizi memnun etti. Seyir zevki yüksek bir maçtı. Ben burada ilk önce Beşiktaş taraftarını hakikaten meşhur yani taraftarı tebrik ediyorum. Antalya maçında yaptığı depremzede çocuklar için yaptığı organizasyonla büyümüşlerdi. Bugün bir taraftar olmayı gösterdi. Yani seyirci değil taraftar takımını ateşleyen, takımını hakikaten maça konsantre eden, en sıkışık anlarda ortaya çıkan e, takımın her şeyiydi. E, maça gelecek olacak olursak e, Şenol Hoca transferleri sahaya sürdü. İşte devamlı oynayan Rozier'i kesti sağ tarafta Onur'u kullandı ki Onur bugün gerçekten ilk defa Beşiktaş formasını giymesine rağmen başarılı oyunculardan bir tanesiydi. E, koleyi aldı. Koleye fazla iş düşmese de e, defansla yararlı bir oyuncu olacağını gösterdi ama onun için daha zamana ihtiyaç var. Onun peşine Ahmet Oviç ikinci defa bu formayı giydi. E, elinden geleni yapmaya çalıştı. Fazla mesafe kat etmedi ama belki Şanlı Hoca'nın görevlendirmesi bu yöndeydi. Hı hı. Yani fazla yerini boşaltmadı. Aldığı topları olumlu kullandı ama toplam mesafe kat etmedi. Çok ön plana çıkmadı e, çok ama, plana ama görevini yaptı. Dikkat çekti. E, Şimdi bu oyunda bizim seyrettiğimiz hatta senin yorumladığın, anlattığın kupa maçına benziyor biraz. Şöyle benziyor. Oradaki maçta Ankara gücü ilk yarıda muhteşem bir oyun oynamıştı. Burada Beşiktaş hakikaten iyi oyun oynadı. Yani başta özellikle ilk 10 dakika oyunu domine etti. İkinci yarı oyunun hakimi bu sefer Beşiktaş'a geçti yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra. Burada da Beşiktaş'ın yaptığı bir hatadan sonra, yediği golden sonra, kendi kendine yediği golden sonra oyunun hakimiyeti bir baktınız. Ankara gücüne geçti. Beş açısından baktığınız zaman maçı kazandı ama gene maçın akılda kalan bence oyuncusu Emre'nin uçarak vurduğu kafayı şahane bir refleksle çıkaran kaleci Mert'ti gene. Bu üç puan alınmasındaki en önemli oyuncu oldu. Kırılma mıydı şey belki? Bak Kırılma yani mi? O saatten sonra yiyeceğin golde yapacak fazla bir şey yok. Yani o e, pozisyondan sonra maçı döndürmek çok zordu. Orada bir kere daha Mert e, ne kadar önemli bir kaleci olduğunu gösterdi. Redmond'a gelecek olursak Redmond bazen ne yaptığını çözemezsiniz diye bir oyuncunun. Hani iki ileri bir geri hep bana öyle geliyor. Bazen bakıyorsun topla müthiş işler yapıyor. Ama sonra yaptığı işleri bir şey yapıyor mahvediyor her şeyi. hadi şey dedin ya Gökhan Hocam et mi balık mı tavuk mu? Ya hiçbir şey belli değil. <laughs> Hakikaten belli değil. Yani iyi oyuncu, iyi oyuncu olduğunu tamam. İngiltere Premier Lig'e gitmek istiyormuş ama eğer bunları yapacaksa hiç gitmesin oraya. Yani yorulmasın oraya kadar. Ya öyle bir oyuncu ki süper bir gol de atabilir. Saç baş da yoldurtabilir kaçırdıkları. Yani Beşiktaş'ta ya. geldiğinden beri süper işler yaptığını görmedim ama saç baş hakikaten yolduruyor. Mesela iki 1den yakalanan bir pozisyon var. E, ee, Abu Bakar'a atsan belki Abu Bakar onu boş kaleye atacak. ikinci golünü atacak. Vermedi arkadan gelen adam topu. Yani geçtiği adam arkadan gelen aldı topu gene gitti. Getson en formda oyuncularımızdan bir tanesi diyoruz. Doğru. Hakikaten iyi oynuyor. Ben de Hı. çok beğeniyorum. Ama aldığı her topla 30 metre 40 metre link yapmak mecburiyetindeymiş gibi hissediyor kendini. Zaten o mesafeyi katederken de yoruluyor. O link yaparken de rakip takım yani eksiltti oyuncuların hepsi tekrar görev alanlarına dönüp tekrar seti oluşturuyor. Ve sonuçlandıramıyor da yani olduğu paslı ee, Maç sıkıştı. Mesela e, şimdi burada Rozierle Size devamlı şekilde 11 oyuncusu olarak düşünüyorduk sezonun başından beri. Maç sıkıştı. Ankara Gücü'nün etkinliğinde gidiyor. Oyuna bir Şanol Hoca'nın hamle yapması lazım. Hamleyi yaptı. Semi ve eee Maxim'i soktu. Evet. Ha bu arada Maxim çok kısa süre bir görev aldı ama e, işte gestona attığı bir pas var. Bir bir top var. Hocam? Kalitesini hemen belli ediyor zaten Maxim. E, kısa bir süre Beşiktaş'ta kiralık sonuçta. Eğer bunun bir kalite zevkine varacaksak bunun daha fazla süre alması lazım. Şu an diğer e, aldanan oyunculara süre verdi ama Maxim göz zevkini okşayan bir oyuncu çok daha fazla zaman alması gerektiğini düşünüyorum ki Şanlı Hoca bunun zaten farkındadır. O zamanı verecektir ama ben bu kısa sürede yaptıklarından dolayı e, Beşiktaş seyircisi de bunu seyretmeyi daha uzun süre seyretmeyi hak ediyor gibi geliyor. Maxim Beşiktaş'ın bir kazancı olacak. Gezzal'da döndüğü zaman ikisi beraber. Ee, yani tadından yenmeyecek derler ya öyle duruyor şu anda o intibayı veriyor Beşiktaş adına. Ee, bunun yanında dediğim gibi Rozier'le sayısı oyun sıkıştı. Ankara gücü pozisyon ve top hakimiyetine eline geçirdi. Bir defansif anlamda bir değişiklik yapmanız lazım. Belki Şenol Hoca orada patronun kim olduğunu hatırlatıyor. Ee, Saysa da Rozier'e de otur burada diyor. Oyuna sokmayı düşünmüyor ama eğer bir kadroya aldıysanız ve ihtiyacınız varsa onu kullanmak zorundasınız. Ya yani Wellington yerine size mi Tabii tabii. tabii. Enkudu şimdi Enkudu için ne diyorsunuz? Enkudu baştan sonraki yap verdiği demeçte işte, Enkudu işte gidip anlaşacak. Anlaşmazsa bundan sonra kadroda olmayacak. Oynatmayı düşünmüyoruz diyor. Sonuçta Beşiktaş'ın oyuncusu. Hı hı. Ve bu akşama kadar bitti bitti. Bitmezse Beşiktaş'ta kalıyor. Ve kullanmayacağını söylüyorsun. Kullanmayacağın oyuncuyu Enkudu gibi kadroya almayacaksın. Her kadroya alıyorsan bu oyuncuyu sevip sevmemen önemli değil ha. Yani Beşiktaş'ın faydası olacaksa onu kullanacaksın. Bu maçta maç sonlara doğru bu oyuncuları çağırdı gibi geldi. Ama e, sonuçta hani kazanan haklıdır felsefesine yola gideceğim. Kay, dediğim gibi Mert'in o kurtarışı olmasa maç belki çok daha değişik şeyler konuşuluyor olabilirdi. Bu kadar hak ettiği bir maçı, Beşiktaş'ın hak ettiği bir maçı maçın son 15-20 dakikası elinle teslim etmek gibi bir şey bu. Beşiktaş da Serdar Sarı'da e, yeni transferler ve taşları yerine oturmaya başladı. Herhalde Beşiktaş taraftarı keşke e, önceki haftalarda bu kadar çok puan kaybetmeseydik diye ayıflanacak gibi bir futbol vardı bu akşam sahada. Ya özellikle Antalyaspor maçını e, kazanmış olsaydı bugün Beşiktaş'ın pozisyonu tabii ki e, puan durumundaki pozisyonu değildi. Psikolojik pozisyonu çok daha farklı yerde olurdu elbette. Geleceğe dönük bir umudu olurdu. E, şimdi tabii burada bir saatten sonra artık Şenol Güneş bu yeni transferlerle bundan sonra oynatacağı oyunla taraftarına evet ya bu hocayla biz seneye şampiyon olabiliriz dedirtebilecek mi o çok önemli. Yani Sergen Yalçı'nın geldiği o ilk sezonda kalan haftalardaki oyuna baktığımızda ya seneye bir Sergen Hoca ile devam edelim dedi yönetim. Hı hı. Taraftar da umudu aldı ve nitekim şampiyonluk geldi. Bundan sonraki haftalarda artık taraftar ona bakar. Çünkü hoca çok eleştiriliyor. Yani hoca çok eleştiriliyordu çünkü neden? Baktığınızda istatistik üzerinde yani bugün araba motorlarına girdiğinde internette istatistiklerde sürekli galibiyetler falan çıkıyor ama hiç kimse detaya bakmaz. Oyun ne oynandı onu bilmez. Doğru. Ama oyun çok iyi değildi. Ya Konya Spor değildi. maçı. Hatta ne? kulislerde tabii açıkça söylenmese de Şenol Güneş'le de olmayacak bu iş. Açık konuşalım. Tabii tabii. Emiliyordu, Öyle konuşuluyordu. konuşuluyordu. Ama ne yapsın adam işte onun kadrosu değil falan denildi. Ama kadro da kötü bir kadro değil diye konuşuldu. Hı hı. E, fakat şu an özellikle Maxim, özellikle işte e, Amir, e, Hazza Ahmetoviç Onur transferi, efendim Omar transferi, Abu Bakar transferi bunlar bakalım neler katacak. İşte Cenk'i ilk 11'e soktu. Sürekli oynattı Şenol Hoca. E, Mert'i getirdi. Atanla tutanın iyi gitti. Biraz da onların etkisiyle iyi puanlar topladılar bakarsanız. Lakin asıl sorun ee, takım içerisinde. Şimdi bakın hoca ne dedi? Say istedi. Eskiler anlatırlardı eski futbolcu abilerimiz. İşte hocanın biri soymadığına gibi takım yenilmiş. Tokatlıyormuş futbolculara. Gelmiş yedek kaleci de tokatlamış. Hocam ben oynamadım ki demiş. Sen de bu kaleciyi kesemiyorsun ya demiş. Sana da yazıklar olsun demiş kaleci yemiş 5 6 tane. Hangi bu o? şöyle. Bu Delali bu şey <laughs> Sayıs. Ya Sais bir, bir daha söyleseydi. Yani. Sais kaleci mi? de tokat yemiş. Hadi de eski Antik'in mi hangi ya takım? Ya o detaya ya. girmiş. Şimdi hocam isim ben bildik <laughs> mi hocam? Kimin öldüğü belli olmasın. Adam yemiş 4 5 tane. Demiş ya. ki eee Karadeniz taraftarında bir takım olabilir. Ya benim de diyor hocam demiş. Sen de demiş bu kaleciyi kesemedin ya sana da yazıklar olsun <laughs> diye. Şimdi burada da diyor ya hocam ya sayıs varken Wellington giriyor. E ben de derim ki o zaman ya sayıs sen şu Wellington'u kesemiyorsa sana yazıklar olsun diye. Acaba ne var? Elbette teknik, idare falan başka şeyler olabilir ama tabii ki baktığında her hoca herhalde Wellington'dan önce sayısı tercih eder diye düşünüyorum sakatlık yoksa değil mi? Ya de, ama ya Daha yeni izledik. Dünya Kupası'nda en iyi stoperlerden ya. biriydi. Be belki de birini sıraya koyarsın. Önümüzdeki, tabii ya. önümüzdeki hafta kurtardı cezalı duruma düştü. Amaçla <laughs> gördüğün sarı kart 90 şimdi, sırada cezalı ben duruma düştü. Ben niye buradayım? Siz saha açık konuşacaksınız değil mi? Ben de size saha dışından bilgi vereceğim. Gazeteci gözüyle. E yani acaba Şenol Hoca niye Enkudu hakkında öyle konuşuyor? Delali niye Atiba ile birlikte de, e, yedek kulübesinin arkasındaki polislerin arkasında oturdu? Yani neden? Hoca mecbur kalmadığı sürece ne ise ne Atiba'ya ne Enkudu'ya hiç hele hele hiç ne Delali'ye ne de işte efendime söyleyeyim diğer bazı yabancı Rose, oyunculara o e o şansı vermez. Şimdi e, bakın. Enkudu kadro dışı değil ama değil mi? Niye Adredi vermez? Koyalım. Enkudu Serdar, kadro dışı. Niye Resmi ver... olarak değil. Teknik yani. olarak o, kadro dışı. Hocanın kafasında kadro yani. dışı. Cüneyt niye vermez şans? Değil mi yani? Evet. Bir de onu e şimdi, biliyorsun şimdi, mutlaka. Niye şimdi vermez bak, bu oyunculara notlarım şans? Notlarımda da var zaten. İki gün önce Şener Hoca, o hocaların toplantıları olur ya bazen serttir böyle. Ee, yani kaba bir tabir olacak. Dalmış hoca fırça atma konusu Herkes Abu Bakar bile yemiş fırçayı. Bayağı sert. Şey, Oyuncular e, hocanın... Ersin bu... yemiş mi? <laughs> Yok Mert iyi Emre, oynuyor. Emre bile yemiş. <laughs> Mert iyi oynuyor. Mert iyi. Vegors bile yemiş hocam. Düşün. <laughs> <laughs> Mert Günok iyi oynuyor. Vegors e, zaten yiyecek önümüzdeki günlerde bol bol fırça bu akşamki. O öyle öyle sonra. gözüküyor. o ne maç öyle ya. 7 bitirdi değil mi? Tabii. 7 bitirdi resmen Liverpool. Liverpool bir yani, yerde patlayacaktı. Manu'ya patladı değilim. Devam ediyor. E, hoca bazı yabancı futbolcularından, performansından, oyunu ciddiye almasından, Disiplininden, oyun disiplininden hı hı. bazı konularda yani sadece oyun taktiksel anlamda değil hiç memnun değil. Yani hiç, hiç hiç memnun değil ve haklı da o konularda ama hocanın da hataları var mı? Tabii ki var. Ha şunu ben bilmem hoca kafadan gelir gelmez sert daldı oyunculara. Sert yüzüyle evet. geldi direkt. O açık oyuncular açık bunu söyledi. Bu ne böyle ya falan yani diyen. Delaliye mesela dokunmam lazım, dokunursam da kırılır dedi. Evet, yani de. bu ne böyle Hemen falan söyledim. diyen oyuncular oldu. Ama şimdi burada bence Şenol Hoca hı hı. yönetimden o desteği aldı. Çünkü yönetimde dedik ya biz hep hoca gönderiyoruz. Bir dakika ya artık dediler. Şimdi Tudor'u istemeyen hocalar oldu ama yönetim tuttu. Ne oldu? Arteta'yı istemeyen oluyor. hocalar oldu ama yönetim tuttu. Ne oldu? Keza Sporting'de öyle bir şey olmuştu değil mi hocam iki sene önce? Orada futbolcuya dayalı sistemi yıkmaya çalışıyorlar. İşte böyle sert yıkmaya çalışıyorlar. Haklı mı haksız mı bunu zaman gösterecek. Sadece iyi gidince hocam arkandayız. Ne, ne istiyorsan yap. Dövme haricinde ne istiyorsan yap diyebilirler. Ama haklı. Antalya maçından sonra izinli gün ama bir gün sonra hiçbir şey olmamış gibi 8 yabancı futbolcu İstanbul'un bir yerinde sabahlara kadar eğleniyorsa dünya umurunda değilse adam bağırır. Taraftarın onu da ağlayan taraftarlar var orada. Antalya Spor maçını alsaydı tamam şampiyon ama yarıştasın ciddi anlamda. O nedenle hoca sert konuşuyor. Yani sayıs, veliktonu kesemiyorsa hocayı tartışmam, sayısı tartışırım. Niye kesemiyorum diyor. Fakat hocam şeyi doğru söylüyorsun, maç gidiyordu bir ara. ya ben Döndü. Maç gidiyor, ben gitti dedim. Yani iki iki biter dedim. Sardar'cığım şimdi... Sayısı Wellington tercihini yapacak olan sayısı sormuyorsun. Burada teknik adam yapacak. Teknik adam e, bakış açısı önemli tabii ki. Şu anda elinde sayısı düşünmüyorsun diyelim. Rozier'i düşünmüyorsun. Rozier'den bu, kaç para? Rozier'den kaç para e, bon servisi bekliyorsun? 5 milyon euroya yakın bir para bekliyorsun. Değil mi? İşte sayısı gönderirsen e, gene herhalde bir şeyler alabilirsin. Çünkü şeyi var. Piyasası var. Bunun yanında Enkudu şu anda senin oyuncun. Enkudu'nun sezon sonu sözleşmesi bitiyor. De belki devre arası yollama fikri güzel. Şenol Hoca düşünmediğini söylüyor. Ama şimdi gidemezse Beşiktaş takımının oyuncusu. Ya kenarda antrenman yapıp parasını alacak ya takımın içinde gelecek. Gerekli zaman kullanacaksın bu oyuncuyu. Belki işine yarayacak. Bir kenarda kalması takımda kalmasından daha fazla katkı sağlıyor. Bazen bazen bu. <laughs> Bak, yani Şey olarak psikolojik olarak. Elindeki malı parlatman gerektiğine inanıyorum ben. Yollasam bile Rozier senin oyuncu mukavelen var. 5 milyon euro bekliyorsan bunu bir anda üstünü silip zarar uğratamazsın. Hocam Enkudu'ya verdiği şansı sana verse sen parlamıştın. Şu halinde. Evet, ben o kadar çabuk değilim canım. Onunla ya, o anlamda kana ani mevki anlamda ya yani, söylemiyorum. zekası mi? var hocam. Şans olarak çabuk yani gerçekten şey iyi şans verdi ama bazı konularda sen dengeleri bozuyorsun diyebilirler ona. Ya bunu karar verdim. Mesela ben Enkudu konusunda fazla konuşmayacağım. Çünkü kadroda yok. Ve çıktı Ma maçtan sonraki demecinde de Şan olacak gayet güzel açıkladı. Adana Demir'le anlaşacaksa anlaşacak, anlaşmayacaksa bundan sonra bizim takımda 11'de oynaması zor sürede bulamayacak bekleyecek dedi sonra sonra zaten mukavelesi bitiyor anlaşmıştı aslında ha. odayı boşalttı testlerdik ama kaldı şimdi Rozier için Rozier devamlı şekilde ilk geldiğinde defansif yönden problemliydi işte Rozier ile Masaku'yu kenara almıştı oynat burada patronda kim olduğunu hissettirerek ama şu anda bir sözleşme uzattın Rozier'le. Rozier'in de bir piyasası var. 5 milyondan fazla eğer şey bon servis bekliyorsa bu satıp o zaman biraz daha ılımlı gitmek zorundasın. Yani bir anda kesip atamazsın sen. Elindeki parayı atamazsın sokağa. Kulübün menfaatleri var bir de. İşte aynı şey size için geçerli. Eğer gidecekse bu da aynı şekilde. Kullanacağın kadar kullanacaksın. Ondan sonra talibi çıktığın yollayabilirsin. Ama şu anda ben yolluyorum. Tamam bunu istemiyorum, bunu istemiyorum demek dünyanın en kolay işi. Ama o takımı ve o oyuncuları hazırlamak senin görevi. Bir de bugünkü 11'den asıl 11 bu değildi. 11'i değiştirdi <laughs> hocam maç gün. Asıl 11 Onur sol bekti. Rozier sağ bekti. Masuaku kesikti. Herhalde sonradan belki de Onur orada oynamayabilir. Bilmiyorum hmm. Onur sol nasıl ben fazla bilmiyorum o konuda. İlk maçı tabii. İyi mi? diye. O riske i̇lk girmek ne kadar belki Girmedi. Bayağı ee, tartışılır. Öyle. ki Masuakun'da bugün işte Alberler'de bazı sıkıntıları oldu. Güzel ama uzun zaman, paslarda da, da iyi paslar vardı. Reha Hocam öncelikle yedek kaleciyi hiç fırça attınız mı? <gülüyor> <gülüyor> Oradan başlayalım. <laughs> güzel e, hikaye. bir maç hikayesi. Çok fazla bu maçın. E, detaylandıracağız. Mesela hiç bahsetmedik ama hocanın Semih'i de sahaya sürmesi bana göre maçın en güzel anlarından biriydi ki skor kritik bir durumdayken 2-1 iken bir hücum oyuncusuna hem de daha 17 yaşlı bir hücum oyuncusunda düşünmesi Şenol Hoca'nın bu geceki artlarından da sizin pencerenizden nasıl bir maç izledik? Semih sürmesi gayet iyi. Kerem Atakan niye kaldı diyor. Ben de onu sorarım. Buyurun. Madem yani iyi oyuncu değildi. Sakatlı bile değil yok ala... bu arada. Hayır, tabii yok hiçbir şey yok. Ee, yani madem bu kadar iyi oyuncu değildi 2 milyon euro yakın niye para verip transfer edildi? Ya bir de aldığı sürelerde çok kötü işler de yapmadı Kerem Atakan. İşin tuhafı. Buradan başlayalım sen Semih'i söyledin hı hı. diye. Şimdi Beşiktaş takımı bugün e, maçı fazla silah etti onu söyleyelim. Özellikle ikinci yarı bir bölüm var. 4 4 2ye döndüğünde e, Tayfur değişikliğiyle sol çizgiye geldi. Cenk içeri girdi. Abba Karayana 4 4 2 oynadı. Merkezde Amir'le e, şey, Getson. Sağ çizgide de Redmond. Bu 4-4-2'de Risk aldığınızda, orta sahibi boşalttığınızda sayısal bir eksiklikten sonra iki santraforla gol bulmanız gerekir. Yani orada 2-1'den sonra 3-1, 4-1'i bir, final paslarını doğru bir şekilde Beşiktaşlı oyuncular verseydi arkadaşlarına ve son vuruş becerisi biraz daha e, iyi olsaydı... ...Beşiktaş orada 3-1, 4-1 maçı koparabilirdi. Bunu koparmadığın zaman oyun sana dönebilir. Çünkü... Redmond da artık savunmaya fazla yardım etmedi. Orta sahanda belirli süre sonra düştü. E Cenk de Abubakar da düştü zaten oyundan. O ara Ankara gücü zaten o momentumu yakaladı. Tehlikeli bir skor yani orada. Hem riskin var 2-1 oynuyorsun. Hem takım boyu uzamış geniş alanda yakalanıyorsun. Ve bu arada Ankara gücü pozisyon üretti. Ama maçın geneline baktığında enerjisi yüksek. Baştan sona kadar bir bölüm hariç ikinci yarının haricinde Beşiktaş fazlasıyla maçı hak etti. Hatta çok farklı skorla da maçı bitirebilirdi. Tabii esas burada, burada konuşacak gelen oyuncuların performansı oynayan. Ee, Onur iyi bir bek, dinamik, enerjisi yüksek. Kesinlikle Rozier'i orada rahat bırakmayacak ve de bu Beşiktaş'ın lehine olacak. Çünkü rekabet orada performansın üst seviyeye gelmesine neden olacak. Beşiktaş'taki en büyük sıkıntı zaten genel olarak Rozier'de de var. Diğer oyuncularda hem e, Valerian İsmail zamanında o çok net görülüyordu. Disiplinsizlik var evet. Serdar'ın değindiği konu çok doğru. Çok nette görülüyordu. Sezon başından beri büyük sıkıntı o Beşiktaş'ta. Şimdi Onur'un gelişi orada Rozen'in performansını arttırır. Onur'un yaptığı koşular özellikle iç koridora girmesi. Yani ilk maçta e, daha oyunun başında neredeyse ilk topla buluştuğu dönemlerde Cenk aldat at dediği bir tane doğru kenardan e, orta da değil pas verdi neredeyse. Yani demek ki iyi bir transfer. Şimdi savunmadan devam ettiğimizde Tayyip Talal'la e, Omar Koli ikisi birbirini tamamlayan oyuncu değil. Beşiktaş'ın ikisi de sene şampiyonluk tek hedeftir Beşiktaş'ta. İkisi de bana göre ilk 11'de başlayacak oyuncu da değildir. Devre arası geldi Tayyip Talal'a hepimizin bildiği gibi Adana Demirspor'dan. Omar Koli de Santorya'dan e, bildiğimiz 30 yaşında bir oyuncu. Sol ayağı böyle çok teknik falan bir oyuncu değil. Niye Mesela e, saysa göre tercih edildi. Bunu konuşmamız gerekir. Şimdi Omar'ın kolenin e, en büyük özelliği ne? Cüneyt çok sert. Çok stoper. Ya yani maçta gösterdi. Çok ya. sert, sıkı stoper. Sampdoria'da da öyleydi. Öne gider, orta sahaya çıkar, basar oyuncuya, rakibe. Orada topu kazanmak isteyen böyle bir oyuncu. Ama teknik bir oyuncu mu değil. Hı. Oyun kurulumunda hiç yok. Kart görmeye müsait bir oyuncudur. Çok böyle atletizm olan hani genelde bir siyah oyuncular mesela Dani vardı biliyorsun e, Karabük'te oynadı Galatasaray'a geldi Atletikti. Yani açık alanda çok hızlı bir stoperdi. Şimdi çok hızlı bir stoper de değil. Ama sert, sıkı, temaslı bir stoper. oynuyor. Şimdi Şenol Hoca demek ki Size sen dediğin gibi az önce Fas milli takımıyla beraber Dünya Kupası'nın en önemli stoperlerinden biriydi. <laughs> Upomene ile beraber Fransa milli takımı stoperiyle beraber en iyi stoperdi. Ama ee, bu per, bu performanstan demek ki Şenol Hoca yakın temas yani sıcak böyle oyuncuya gidip basmadığından agresif bir stoper olmadığından kesti. Ama Roman sayes zaten hep öyleydi. Premier Lig'de de öyle. Oyunu kuran savunma lideri Eğer sen bunu savunmadan çıkaracaksan rakip pres yapıyorsa bir pres kırıcıdır sayes Topu oyuna Onun sokar. O neydi de, hocam? Savunmanın önünde de oynattı. Hayır, Ortas 6 numara, numara, numara oynamaz. O, o zaman da konuş. Roman sayes sonra elinde hiçbir imkan olmaz. Bütün herkes sakat cezalı olur. O zaman oynatırsın. ...yani e, sayısı orada... ...sayısı varsa sayısı oynaması gerekir... ...ve de sayısı da sıkıntı olabilir... ...Serdar evet söyledi... ...mutlaka e, çünkü gazeteci olarak haber alıyordur... ...ama ben bir kalemde sayısının silinecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum... ...Şenol Hoca... ...yani bir şekilde onu kazanmasını bilmedi... ...antrenörlük yalnız hani... E, oyuncunun yerine alternatif oyuncu alıp oynatmak değil... İyi oyuncuya bak gördün mü ben... Ha, gördün bak işte bak, benim dediğimi yapmazsam oyna, oynatmam seni... ...hayır demek değil... O oyuncuyu kazanmak, iyi oyuncudan beri almak. böyle büyük takımlarda kesinlikle şeyse Saysın, takımlar kalitesini diyor. tartışabilir miyiz? Hı. Sol ayağının tekniğini, sezgisini, pozisyon bilgisini hayır. Şimdi onun için e, Omar Koli yani e, bence rotasyona, rotasyonda kullanacak bir stoper. E, yani sol bekle ilgili e, yani Masuako, enteresan bir hoca. Masuako ile ilgili Şenol Güneş şimdi bir maçtan anladı dört maçı kaldı. Serdar da biliyor. 4 maç daha oynarsa 5 maçlı bu maçta mukavelesi biliyorsun otomatik olarak hı hı. E, devreye Hızlıyorum. giriyor. Devreye giriyor. Bu sözleşme devreye girdiği zaman hem de iyi bir rakam alacak hem de Beşiktaş ona göre de bir rakam ödeyecek. Onun için buna karar vermesi gerekir. Performansında çok dalgalanma var bu sezon. Orta sahada Amir, Konyaspor'dan daha fazla bugün koştu. Bu kadar geride, derinde top aldığında 6 numara çok oynamamıştı. 8 oynamıştı Amir. Duran toplarda zaten etkili yani o da e, baktığımızda bu sene de oynar ileride önümüzdeki sene de yine rotasyonda kullanabilirsin Amire ama hep söylüyorum bonservisi çok yüksek alındı. bununla e, beraber e, şunu söyleyeyim en son maksimi söyleyeceğim e, mesela e, forvet olarak Abubakar'a bakıyorsun Abubakar gol attı iyi ama istenilen oyunda olmaması gayet no normal. Ben neye benzetiyorum biliyor musun? Beşiktaş, Josef'i nereden aldı? Oda'ya da ya Arap Yarımadası'ndan geldi. Evet. Değil mi Serdar? Evet. O da ilk geldiğinde hazır değil, bir sakatlık geçirdi. Hatırlıyor musun? Kötü oynadı vesaire. Ondan sonra toparladı. Arap Yarımadası'ndan bir oyuncu alıyorsanız antrenman seviyesi çok düşük bize göre. Hem de Josef gibi sıkı, yani antrenmanı seven, iyi profesyonel, kendine bakan bir oyuncu. Düşün, o da buraya Beşiktaş'a geldiğinde ilk kötü performanslar acaba falan yani hata ettik falan konuşmalar oldu. Ama sonra mükemmel oyunlar oynadı. Fenerbahçe'deki futboluna daha iyi oynadı. Daha iyi oynadı. Niye? Niye ucuma da evrildi? Goller evet. attı kritik dönemlerde. Asist, Derbilerde. asist yaptı. Çok doğru söylüyorsun. Asist de yaptı. Onun için Abu Bakar'ın ben bugün gol attı. Evet. Belki Gökhan Hoca'nın söylediği gibi Redmond çıkarsa ikinci gol de atabilirdi ama oyun anlamında Abu Bakar daha iyi oynaması gerekir. Oy, <laughs> oynar da. Bana göre biraz daha zamanı var. Geldiği yerden oyuncuyu talep etmek gerekir. Yani nasıl geldi bu tali yapıp bir de burada antrenman e, seviyesi geliştikten sonra avakar iyi bir noktaya gelir. E, bununla beraber en son söyleyeceğim Maksim'le ilgili. Maksim saçından tırnağına kadar futbolcu. İlk iki tane temas yaptı. Kendi ceza sahasının önünde bir geçiş hücumu oldu Beşiktaş'tan hatırlarsın. İki temasla gol atıyordu Beşiktaş. Yani Beşiktaş'ın oyunu hep söylüyorum ya Gezal'la demleniyordu ya. Şimdi Maksim'le beraber zaten o dem iste, yani istenen seviyenin çok çok üstüne çıkar. Maksim de oynarsa o dem oyun demlenir. Maxim bana göre geç oyuna girdi 84'te. Daha önce oyuna girmesi gerekirdi. Çünkü Beşiktaş takım oyundan golleri kaçırdıktan sonra düştü. O oyunun demlenmesi, demlenmesi ve bağlantısı. Maxim nerede oynadı bugün? Yani Abu Bakar'ın arkasında mı? Bağlantı oyuncusu olarak oynadı. Semit de girdi, çizgide oynadı. Yani o bağlantıyı yapabilecek, oyun zekası ve oyun liderliği çok fazlasıyla üstünden gelebilecek bir maksim var. Klas yani gelen oyuncular içinde daha ilk topla buluştuğunda farkı net bir şekilde ortaya koydu. O köşe gönderine topu saklarken neler yaptı hocam? Temasları görmüyorsun ama evet. ilk ilk zaten gördün mü? İlk buluştuğunda topu üzerinden aşırttı. Oradan bir geçiş evet. başladı. Sonra da ayağın dışıyla hatırlarsın sağa doğru topu bıraktı. Yani oradaki hareketlerle. Sok saklarken de Ali kızdı ve o faal tabii yaptı. Tabii faal yaptı. Yani ya maksimuma hepimiz de Antep'ten seyrettiğimiz, işte Romanya Milli Takımından da seyrettiğimiz daha önce ya yani çok klas, çok teknik, tam Beşiktaş'ın o bağlantı savunma ile hücum hattı arasında yapabilecek çok kaliteli bir oyuncu. Bunu kısa sürede de gösterdi ama bugün daha önce girmesi gerekirdi. Bu oyuncuları da Şenol Hoca'nın kullanması gerekir. Evet orada sıkıntılı bir deprem bölgesinden geldi. O ara antrenman yapmamış olabilir Cüneyt Maxim. ama bak o da olabilir nasıl? ama e, Maxim artık antrenman seviyesi istenilen seviyelere ulaştı. Mutlaka oynaması gerekir. Saysın oynaması gerekir. Ve Beşiktaş'ın kısa vadedeki en en acil hedefi şudur. Beşiktaş iki sene üst üste Avrupa'ya gidemezlik gidememezlik yapamaz camiasına. Bunu anlatamaz camiasına taraftarına. Geçen sene gidemedi bu sene de gidiyor. Bu sene gibi duruyor. Hayır. Ee, yani bu sene yani ilk sıralaması. İlk şu anda 3. sırada. Şu sıralamada gidiyor. oynayacağı final maçı tek bir amacı kaldı. O da Avrupa'ya gitmek. Yani üçüncülüğü bir şekilde muhafaza edip 3. ligi 3. bitirip seni Avrupa'da olmak. Hocam bitirmesi gerek değil mi? Onun için Şenol Hoca geldi. Kadro var. Bir de kadroya yeni gelen var. Hocam, hocam Tayyip Talha'nın devre arası geldi. Abu Bakar geldi bu ara. Yani biz bu oyuncuları Maksim'lere, Onur'ları sayıyoruz ya. Omar Koli'yi falan Koli sayıyoruz geldi. ya. Ahmeti, Hacı Ahmetoviç'i e, Ahmetoviç sayıyoruz ya. Arada şey atlıyoruz ha. Tayyip Talha geldi. Abu Bakar geldi. Yani, evet. Ya. Bir de en önemli, sizin söylediğiniz gibi bana göre en sezon başından beri en önemli transferde Mert. Kaleci Mert geldi. Doğru. Yeni transfer gibi oldu. Doğru mu? hocam. Devre arası. Bak devre arası hiçbir takımın şekli bu kadar değişmez. Değişin, tabii. hedefi Hedefleri yani bu kadar büyük hedeflerle lige başlayıp hedefler minimuma indikten sonra bir takımın yüzde 60'ı değişmez. Beşiktaş bunu yaptı. Yani şimdiden önümüzdeki senenin kadrosunu yaptı tabii. diyebileceğim. Ve Aa, iyi bir kadro yaptı. Kesinlikle. Ama o hocam o hadi uzun evet. vadede. Tamam orta uzun vadede ama kısa vadede şurada ligi istenen seviyede bitip bitirip, bitirip Avrupa'ya gitmesi gerek Beşiktaş'ın geçen sene gitmedi. Yani bu senede de taraftara bunu anlatamazsın değil mi? Bu kadar da oyuncu sirkülasyonu olmuş arası. Yani bu şeyi de e, aslında önemli detayı da atlıyoruz. Belki de Cenk Tosun'un son maçı. Tamam o konuda son durum nedir? Gidebilir. Yani yönetimden haber bekledim. Masada yani. Cüneyt. E, çünkü yönetim herhalde onun şeyini güncellemek istiyor e, sözleşmesini. Çünkü zaten sezon sonu bitiyor sözleşmesi. Aynı zamanda onun TL yani hı hı. malum enflasyon durumundan dolayı biraz daha düşüyor euro karşısında onun parası. E şimdi orada yedek kulübesinde oturup da onun kadar katkı sağlamayan ama ondan daha fazla para alan adamlar var. Sonuçta onu bir dengelemek istiyorlardı. Eğer zaten onu bu e, teklif yokken konuşulan bir durumdu. Şimdi teklif de geldi. Teklif şu an mevcut aldığı paranın 3 katı. 3 senelik bir sözleşme aynı zamanda. Akıl çelen bir teklif. Evet. Hayır giderse transfer bitti değil mi? Tabii. Bitti. Bugün ben bitti. iki ay önce herhalde dediler ki Begors'u ne yapacağız? Ne, ne edeceğiz sezon sonu falan. Ben dedim Begors'u bırakın dedim. Cenk'in sözleşmesini uzatın. İyi goller atmaya başladı da. Begors çünkü sağ solu belli olmaz. Sen eldekini tut. Ona sonra bak. Şimdi Nitekim Begors giders, gitti. Giderse deyince hocam. Sen, sen serdar cümleleri görmüşsün yani. Ama ben <laughs> onu çünkü gideceğini <laughs> biliyorum. Ben de şeytanın <laughs> avukatlığını evet. yapayım mı hocam? Semih Sen... girdi, Şenol Hoca'yı tebrik ederiz dedik ama acaba Cenk mi gidiyor da süre aldı? Bunu <laughs> bilmiyoruz. <bir, bir>, şimdi böyle de bir soru işi. <laughs> şey. Ama Cenk yok, mi, yok. Cenk Tosun gitsin istemiyor Son mı, 6 beklemi. dakikalık bölümde Yo, öyle değil yani. Bir hazırlık Cenk, mı var? Hayır. Ve olmaz. Daha, şey, daha şey, Semih genç de. potansiyel olan iyi bir oyuncu. Evet süper de haklısın. Ama o kadar çok hocam Cenk verse. doğru da şu anda avukatsaaktansa şu anda Beşiktaş'ın gerekli işini görür mü Avrupa'ya giderken semi yani e, soru işareti diyorum ya oynadıkça tecrübe kazandıkça Tabii daha iyi bir noktaya gelecek seviyesini yükseltecek semi hiç kuşkusuz potansiyel olan iyi oyuncu ama şu anda bu yükleri onun omzuna vermek çok doğru değil. Doğru. Şimdi Salih Uçan bugün açılış golünü attı bir gol bir asist bölgesinde de birçok transfer yapıldı hocam. Tatlı bir rekabette başlayacak orta sahada. <laughs> Herhalde bu iş Salih'e yaradı. Papuçun pahalı olduğunu anladı. Biraz sıkması lazım gerektiğini anladı. Çünkü sezon başı formda başlamıştı. Sonra bir milli takım olayından sonra geriye doğru gitmeye başladı. Oynadığı oyundaki verimleri tartışılırdı. E şimdi sanki yeniden başlamış gibi maçta dediğin ya golü attı. E yaptı. yaptığı asist hakikaten verdiği pas çok iyiydi. Ama nasıl olduğunu anlamadı. Bence o da anlamadı. O pası verdiği için cezalıydı, oyundan çıktı bir anda. <laughs> Ben yani ne olduğunu anlamadım. Tam <laughs> et, şey yapıyor. Bir değil gol mi? yani, bir asist yapan oyuncu. Hemen oyuna direkt çıkıyor. skora katkı yapmış. Bir de maç çıkarıyor hocam. 5-1-6-1 olur. Yani. Dersin ki yani Alkışat yaptın başı. başkaları da yaptı. Ya 2-1 iken bir gol bir asist olan bir oyuncu çıktı. Ha. Yönü de güçlüydü bu maçta hocam. Hani yorgun yani da yani Bir de, bir, bir de ikinci, oldu. Ikinci, yeni. Oyunun seyrini bilmiyorsun. Tamam. Belki şimdi diyebilir. Ben çıktım. Oyun böyle oldu yani. o çıktı. müdahale yapan isimli de. Ya. O çıktıktan sonra zaten mahkum oynadın yani. Hocam niye? bir mahkum Hocam niye o zaman o saate kadar daha böyle üçlü bir orta saha oynuyordu. Sen de biliyorsun. Cenk, Redmond, Abubakar. Yani şu düzende oynuyordu Beşiktaş Üçlü orta saha. Şimdi Tayfur girince sol çizgiye girdi. Cenk içeri girdi hocam. Orta saha Gerson'la Amire kaldı koca alan. Ya. E Beşiktaş'ta Beşiktaş'a karşı Ankara 3'te işte 4-2-3-1 oynuyor. Bir sayısal fazlalığı. Orada sizin söylediğiniz ne oldu? Daha Ankara Gücü oyunu kontrol etmeye başladı. Yani çok anlamsız bir değişiklikti. Yalnız yani bir gol bir asis <laughs> yapan oyuncu değil. Orta sahaya da verdin sizin söylediğiniz gibi. Yani Ankara gücüne. Bir anda. Şimdi maçın özetini bir kez daha hatırlayalım. Ee, Şenol Hoca'nın kulakları için artık maç sonrası edelim. toplantısına ekranlara getirelim. Ardından görüntülü analizimize başlayacağız. Bu arada pozisyona başlayan sahaya atılan yabancı maddeler de hoş değil. Onu da belirtelim de. Almaması lazım bunların artık. Şimdi esas burada tartışılacak bana göre foul değil. Foul zaten kesin. Ya Bir savunma oyuncusu gereksiz yaptırdığı bir foul ve Ankara gücünün bunun devamında yediği gol var. Esas tartışmamız gereken bu. Yoksa foul Masu ya yapılan hiç. Yani, yani kesin foul. Da... Sol ayağında top sağ ayağına doğru direkt vuruyor. Darbesi var foul zaten. Esas Hı. ya Akkaya foul yapmasa taş evet. çizgisinin dibinde ne yapacak yani? Top da taca çıkmak. Esas, Esas yani bu pozisyonda sorgulanması gereken foul değil. Faulü niye yaptı Ankara Güçlü oyuncu ona, ve gol yedi bu devamında. Ona Sedat Hoca sorgular hocam. Evet. Hatıralım o zaman. Ya yani bu gol oldu diye 30 -30 söylemem. Dakika. Gol de olmayabilir. Ama değil mi Cüneyt? gereksiz evet. yani Ankara bu Güçlü, güçlü oyuncunu yaptı. Tabii hiç. Burada tabii gole bakacağız. Kaleci farklı bir müdahale yapabilir miydi? Top da çok iyi yere düştü ama. Ama Abubakar öyle boş kaldıysa işte, kalecinin işi zor tabii ki. Yok Ahmetoviç öyle bir orta yapıyor ki hakikaten gol ortası yapıyor. Belki Gökhan'ın maç içinde yaptığı tek hata bu. Yani hata yapıyor Gökhan da ama, ama Abubakar'ın Abubakar koşusu onu şaşırtıyor zaten. Hatayı o zorluyor. görmediği topa dokunuyor neredeyse. Hocam e, izlerken beraber izlediğimiz arkadaşlarımız kaleci çıkabilir miydi dedi ama... Böyle ilişe geçen toplarda top düşüyor değil mi? Düşen geçen toplarda da zor değil mi Çıksalı. Kendi sol tarafından sağ evet. kullanıyor. Hani A havadan gelsin tabii, iki kaleci neden çıkmadığını diye suçlarız ama Alex yapardı bunları tabii, değil mi? Tabii. Alex ortaları. Tabii. Ters ayakla o da sağdan sol evet. ayala yapardı hepimizin bildiği. O da, da böyle gibi. tehlike öyle bir tehlikeli bölgeye yatardı ki hani kim vursa gol olur diye bu, konuşurduk Burada en önemli Amir'in attığı senin söylediğin az önceki o iki kelimede tehlikeli bölge bölgeye top atmak evet. önemli. Bölge o bölgeye top alıyor, top düşüyor. Amir bunu Konya Spor'da da yapıyordu. Hem cepheden serbest vuruşta gol attı, hem kenarlardan da böyle gol attırıyor muydu? Attırıyordu amir. Doğru. Hepimizin milli oyuncu. Yani top düşüyor orada, dikkat ediyor musun? Havada olsa evet dersin, ya kaleci niye çıkmadı? Çok enteresan Çıksın, düşüyor. Bana göre kaleciden Siyerde. daha önemli yapılan hata savunma oyuncularının yerleşimi. Bir daha pilottan arkadaşlar verirse, bak şimdi burada bakar mısın? Duralım bir. Şu, şurada devam, devam. Şu baksana. Abu Bakar mesela bir dakika bir olmuş, dakika dönün, bak. Koridor. Olacak. Şurada ikili var. Burada oyuncular var. Devamlı Abu Bakar. Şimdi esasen de şimdi Sedat Hoca'nın hakkını yemeyelim. ilk maçı tabii. Mutlaka o da Barkov göstermişti. işte Abu Bakar şöyle vesaire santrafor işte duran toplarda şu olacak veya şöyle yaptığımızda Abu Bakar'a dikkat edin. Ama şurada bir anlık hatası golü yedirtiyor. Yani burada en tehlikeli oyuncu Abu Bakar burada değil mi? Yani onu tamam. alırsın, yani Cenk'i alırsın, değil mi? Cenk geliyor. Geriden dersin, Omar Koli gelecek, Tayyip Tal'a Bunları yazarsın, değil mi oraya? Ya bunlar işte Duran topta gelecek, bizim ceza sahası içine girecek. Yani esas burada yerleşim hatası çok büyük. Bakar mısın? Devam Ece, edelim. Devam edelim. Abu Bakara böyle koridor açarsan, <laughs> Hamilton'ı geçer. Tabii hocam. Ya. Yani bir de bu kadar iki oyuncu arasında çok ciddi mesafe açıklığı var. Yani hareketli oyun olur da oyun içinde anlarım o açıklık çok değil. Ama duran top organizasyonu ve o top altı pasın oraya düştüğü organizasyonda bu kadar açıklık olmaması gerek değil mi? Siz de stoperdiniz. Yani bu kadar savunma zafiyeti olmaz. Baksana top düşüyor burada bak. Yani yine de kaleci çıkabilir mi ilk geldiğine kalmayıp hani düştüğü yere hani çıkar dersin. Yani bu top geliyor. Hocam bakıyor. Bak, bakıyor. Top, bakıyor. Çıklay düşeceğini düşüyor çok, çok iyi yerde düşüyor hocam çok toplar. çok enteresan düşüyor tabii <laughs> ya top düşüyor Abu Bakar da öyle güzel dalıyor ki koridora tabii hakan biraz önce evet, söyledim söyle evet. Hamilton'dan geçer o arada evet. ya ya <laughs> yani, Salih burada gol attı bu Salih tabii o kadar boşlu Hamilton verse ona geçer ya <laughs> ya burada Abu Bakar'ın hamlesi var evet e, Gökhan'ı şaşırtıyor Salih golü atıyor tamam ama golün direkt %70'e yazılacaksa Amire yazılır Hocam diyak orada iyi niyetiyle çizgiden de çıkarıyor müdahale ediyor. Gökhan'ın ona da tepkisi var ama doğru mu yanlış mı bu tepki? Ne dersiniz? Ya çıkartıyor, görmüyor. Ona tepkisi bir anda uzaklaştırma. Hani içeri top girmesin diye, çizgi geçmesin <laughs> diye o da hem Göğsünden sanki ben onu vidaye edecektim. Niye geldin der gibi kızıyor hocam bakın. Evet, ama oyuncunun da sen göğsünden sekiyor biliyorsun değil evet, mi? Evet. Göğsünden sekiyor da panik yapıyor. Hani göğsünden sekti. Bak şu pozisyon mesela biraz evet. arkadaşlar geri alsa içeri girmesini uzanıyor hatta sahayayla. Yoksa yani gol olmasın diye atacak Evet zaten, evet. Ya o da sağ sağ dışıyla dikkat et Hafif böyle bir de açılmış. Net böyle bir şiddetle de topu uzaklaştıramıyor ve de bu Salih'in önüne düşüyor. Ama burada golün aslan payı Amir'in Hacı Amir Tavuş yaptığı ya kolay gibi gözüküyor ama tabii. Salih de son derece evet. soğukkanlı ve ayak içiyle güzel duruyor değil mi? hocam? Karambol pozisyonlarda yani bu vuruşu yapmakta beceri ister bence. Ya, ya bu, Bakın yani boş, boş kaleye vuruyor gibi ama tabii. kale içi kalabalık hocam. Kesinlikle ama yani kalabalık ama orada yani o, go o golü yapar artık yani. Bak tabii şurada yapsın, otosey artık otosey onu da <laughs> Esas bütün işi yapan serbest vuruşta vuruş tekniği mükemmel olan amir. Onu da söylemek gerekiyor Hocam gerekir. bir şey daha dikkatimi çekti. Ali Sol da en güzel yerden golü izliyor. tabii tabi izliyor. Hücum yanındaki oyuncu tabi tab tab hücum oyuncusu. Tabi bravo. O, hiçbir hamle yapmıyor bakın. başta itibaren hiç. bakalım ona da. İki stoper da de, dann, stoperin biri öndekini tutuyor da arkadaki 26 numaralı Ali herhalde. Alisoğlu sadece yerinde hoplayarak güzel yerden golü ya, izliyor. Ya antrenmanla antrenman ne yap? Mesela e, biz de çalıştığımız dönemde yaptık yaptırıyorduk veya arkadaşlar da yaptırıyordur Gökhan Hoca da Mesela ben savunma oyuncularını çıkartırdım. Bütün forvet daha ofansif oyuncuları duran topun mesela antrenmanda sokardım. Cüneyt onlar birebir alsın birebir alsın. Yani onlar vurdurtmasın önceki sonra savunmacılar da geldikten sonra o işleşmenin daha güçlü olacağına inanırım. Yani böyle savunma oyuncuları Antrenmanda duran top organizasyonuna yer vermek yerine öncelikle forvet oyuncularına vereceksin hepsine. Cüneyt orada bir pratikleri Güzelsin artacak, geçim, pratikleri tabii. artacak. Birebir ben ne yapacağım? Senle oynayacağım. Koşacağım, mücadele edeceğim, birebir oynayacağım, vurdutmayacağım. Yani ondan sonra normal savunmayı da sokup içine o zaman görev verebilirsin. Ama direkt savunmacılarla yaptırdığım bir antrenmanlarda duran top organizasyonunu savunma anlamında böyle rakip kullandığında eğer e, savunmacı ve forvet soktuğun zaman antrenmanda bile forvet oyuncuları o kadar ellemiyor oyuncu. Direkt onunla bireysel antrenman Burada, gibi o gruba çalıştıracaksın. Tabii dediğiniz tabii, doğru. Bireysel ilk çalıştıracaksın. Ilk tabii. Yani. Tabii. Ali Sova bakın hiçbir hiç, katkısı yok hiç, sadece alanda bulunuyor Alan, hocam. hiçbir şey Hani bunu Ali Sova eleştirmek için de hücum oyuncusu tabii. olduğu için bu örneği veriyoruz. Onun, Onun için önemli görmüyoruz. olan gol sadece. Gole getirelim tabii, tabii. o zaman. Yani, ben... tabii tabii. Önemli olan o maça bakıyor. Gol yaptım, asist yaptım. İşte bir iki oyuncuyu keşti, geçti mi, bitti. Top rakipte. Nasıl ne yapacağım? Nerede Tabii. savunma yapacağım? Nerede duran top kullandı rakip? Nerede adamı alacağım? Kontrol edeceğim. Nerede dururum hiç yok. Bakın burada da devreye giriyor ama ikinci yarıdayız. 53. dakika. Burada şimdi hata Cenk'in mi? Mertin, Mertin mi? Hasan mu? Kime kesersiniz faturayı? Hocam Cenk'in dedi. Gökhan Hocam. Bir savunma Hı. oyuncusu olarak ne hani dersiniz? bir gol yedirim diye... Burada yine santroforun forma Yok yok hocam. gol diye <laughs> sakarlık yarışı yaparsın ya böyle hani filmler. Devamlı sakarlık üst üste. Cenk'le başlayıp Masaku'yla devam eden Yanım... ama hocam bana göre bir de penaltı yaptırmasın diye dikkat ediyor. İşte ya, hocam, ya bir de da ayağına çarpıyor. Düşüneceğim... Düşen oyuncu doğru. Da, bak düşen oyuncunun da şansı düşerken ayağına tamam. çarpıyor hız kazanıyor. Yani pas gibi oluyor. Pas yani. gibi oluyor yani esasında ya, yere düşerken ona çarpıyor ayağına bak. Beşiktaş işte bunu çıkarken ya, mi hocam, kaptırdı bu topu? İlk, evet. ilk, ilk topu rakip oyuncu Masukama şimdi müdahale edemeyeceğini alamayacağını anlayınca ilk topu Ankara Güçlü oyuncu temas edince o da dokunsa penaltıya. ya. Ya ben mısao ben kendi açımdan ben çok suçlamam. Mert mesela Mert de enteresan. Mert ya yani burada Mert'i de çok aşırı çünkü Mert'in de bak, uzanıyor oraya, sağ tarafına doğru top akıyor. Ama ya yani esas burada şey acaba esas mı? Esas tabii Jenkin oraya kaleye doğru atmaması gerekir. Şunu bir dakika Cenk şuralara doğru atabilir mi? Atabilir. Nereye atıyor? içeri? tehlike onisi. Tehlike onisi neresi? Cüneyt hepimiz evet. Milli gibi iki direğin şu şekilde çizildiği alandır. Şöyle izleyiciler baksın. Buraya top atılmaz değil mi hocam? Ama yine işte ucum oyuncusu hocam. Hücum oyuncusu. Cenk savunma bu kadar. Hayır. Cenk geldi, koştu mesela, arkasında oyuncu var. Şuraya şuraya doğru atıyor mesela, değil mi? Ama zor bir kafa topu. Şuraya şu, mesela bak Cenk Cenk şöyle koştu oyuncuyla şuraya doğru atıyor içeri. Şuraya doğru direkt kornere taça doğru atacak Cüneyt. Hiç. Doğru. Ve de bak telaş yapmasına da gerek yok. Şimdi bu kafaya topunu ne zaman atar bir oyuncu? Maç 0-0 ama son dakikalara hani yardım etmeye gelirsin savunmaya. Aman dersin bir de taç olmasa hani topu kullanmanız gerek. Beşiktaş kaç kaç 1-0 galip. Neyin telaşını yapıyor Cenk? Hocam günümüz futbolunda hani iyilikten maraz doğar derler ya. Cenk doğrusunu yapıyor. Adamla bir, bir savunma engir, yapıyor, engir. Sav ediyoruz. savunmaya savunma yapıyor, Savunmaya geliyor. Topu arkadaşıyla bulaştırmak istiyor. Yani başkası olsa dağın diye sağ Tabii. vurur, vurur. Ama, ama şimdi göze hoş gelen işler biraz da görsel bir oyun doğru. onu yapmıyor doğrusunu yapmaya çalışıyor esasında pozisyonda kimse yok masa okuya gidebilirdi top ama bir hata peşine tekrarlanan üst üste gelen şanslı hocam atar. bak e, şimdi Cenk'e bir top gelsin Tabii Cenk forvet şurada bak bir dakika duralım bir dakika oyuncuyu da bakarak geliyor biraz geriye çekersek oyuncuya evet. bakarak geliyor oyuncuyu da kesiyor Bak şimdi evet devam devam. Bir yönetmenimiz gayet iyi veriyor. Bak şimdi gördü oyuncuyu da baktı. Şuradan şuraya kofu topu atması için baya bir mesafe var. Çok yakın değil. Burada hocam hiç risk almadan bir dakika. Buraya doğru o şartlanmış buraya doğru vurmaya. Hiç daha vücudunu biraz daha geriye alırsak kaça da atabilir veya buraya doğru kornere doğru atabilir. Ben şunu siz savunmacısınız ya benim gördüğüm tabii gençler belki bilmeyebilir Serdar da bilir. Baresi vardı Milan'da değil mi? Oo, Sizin evet. oynadığınız gibi o da üçlü de dünyanın en iyi liberolarından biri. Milan takımı domine ediyordu değil mi? Şampiyonlar ligini alıyordu Fabio Capello falan senesi müthiş kadro. Aynı şekilde ligi de alıyordu. Adam bir risk libero hocam bu yani forvet olmuştu. Ne yapıyordu? Türbüne vuruyordu topu. Siz de biliyorsunuz. Evet. Yani değil mi? Bir sıkışıyordu. Türbüne vuruyor Cüneyt. Baresi ya. Ya bana göre benim gördüğüm dünyaya gelmiş yani şu ana kadar. Yani iki tane önemli oyuncudan biridir Baresi. Forması da Milan Müzesi'ne kaldırılmıştı. Evet, evet. Yani böyle bir oyuncu türbüne vuruyordu. Türbüne atleti hızlı, koşucu oyunculara karşılık veren sezgisi mükemmel bir oyuncuydu. Sizin de, şimdi, bizde de Kadir, Kadir şimdi, Hoca Ulvi Hoca da öyleydi. Tabii. Hep, ne gibi? Hep tacat atarlardı, Garanti. Tabii. Ya Gökhan Hoca da. Samet Hoca'dan hem de Uğur Hoca'dan daha teknik, daha zeki bir oyuncuydu. Daha hızlı. Yani Şimdi soluna ris riske girmez. Ki. Bak tekniği de ikisinden iyiydi. Tekniğiyle ama o da vurdu tribüne. Şimdi cenk kaldı ki biz savunmacıları söylüyoruz. Hocam hiç risk etmemesi gerek. Skor da 1-0 hocam. Hiç risk edecek telaş yapıp İkinci yarıda başı hocam. Tabii. Yani dakikada. savunma yardımı birebir adamını kovalaması mükemmel. Her şey ya buraya buraya olmaz o iş hocam. Buraya doğru direkt at korner atsın rakip. At taç atsın. Şimdi Cüneyt senin geldiğin yerden geleceğim. Deminki pozisyonda golü nasıl izliyordu? Değil mi? Şimdi golü atan oyuncuya bak. Nereden depar atıyor. Gol Tabii. pozisyonu var ya hissederek geliyor bak, hocam. Nasıl deparla geliyor oraya? Ötekinde seyrederek. Ya esas burada kim de takip etmiyor biliyor musun? Ben o maçı bak şimdi maçta oyun oynanırken gördüm. Tayyip Tağlay'a bakar mısın? Bakın şimdi bakın bak bak. Oo, bak. adamı bu koştu gidiyor. Bak. Tayyip izliyor. Hocam. Tayyip izliyor. Ben ilk yakaladım maç. Eee <laughs> direkt sen bak. Demin maçta ben var ben o oyuncunun nereden geldiğine baktım da Tayyip Tağlay'a bak. bak Bak, Bak şurada bak devam ettirelim. Bir çekim daha olacak. Kale daha arkası ikinci çekim daha iyi olacak. Bak ellerini bir de Tayyip Tağlar böyle yapıyor. Bak şimdi burada bakalım. Evet. Bir dakika arkadaşlar bak. Tayyip Tağlar burada Önünde bak şimdi oyuncuyla. Biz... Bak şimdi devam ettirelim. Önce devam ettirelim. Yönetmenimiz devam etsin. Ki eminim de Şenel Bak şimdi Taip Tayyip Tağlar yine önde. Evet. Avantajlı yani. Ve de bak avantajı yani. avantajlı. Evet. Cenk burada hatayı yapıyor. Yani şimdi yok, bak, orası. bu hataya Anladın yaptığını bir savunmacı ne yapacak? Yüzde doğru mu? Kale güvenliği diyenden bir şey var değil mi? Yüzde yüz koşacak hata yaptı bir oyuncu. Bak. Kalecinin önünde olduğunu da Bak Tayyip bak. Bak şimdi. Tabii kalecinin önünde o aynen <laughs> önde olduğunu da görüyor. Tayyip Tağla yine yok. Bak şimdi. Hala yok. Girmedi yok, ceza yok, Yok yok yok. Hiç sprint atmıyor ya. Bak arkasından adam geliyor sprint atıyor. Cüneyt Tayyip Tağla atmıyor. Devam attıralım golü bak şimdi Tayyip Talha ne yapıyor? Bak ellerine bak bak şimdi bak. Üzülüyor Devam hocam. devam Devamında attıralım. Görünüyorsa arkadaşlar yok bu burada. mu geliyor? Ozan ilk pozisyona gelelim. Devam i̇lk edelim. Devam edelim devam ilk pozisyon. Burada şimdi gözükecek hocam. Bak burada daha net görünüyor. İki elini başına götürüyor. Burada gözüküyor bak, işte. Şimdi devam 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 evet. devam tutacak yani o başını bak ha gözünü görüyor gözünü musun diye. bak bak evet. <laughs> ya yani, yani an, ben ben Tayyip Mertin Mertin de ya doğru kullanması gerekirmiş doğru, da, doğru da topun canı top olmak istemiş. bak 50 tane böyle pozisyona girsinler bir tane olmaz, Go, yani. Gol yani olmaz yani baktığın zaman hakikaten olmaz yani Peki bir şey sorabilir miyim size? Diyelim pozisyon gol olmadı. Mert kurtardı. Penaltı verir mi vermez mi Hakem? Çünkü yere düşen futbolcu hakeme isyan ediyor penaltı diye. Onu çok merak ediyorum. Şuradaki 24 numara Masuako geliyor. Omuz omuza. Yok, burada ben ben, ben burada penaltı olduğunu düşünmüyorum. Bir... Omu yani ben tam ben... omuz omuza. Hatta evet. bir gösterelim. Serdar yani <gülüyor> önce itiraz <laughs> edip sonra gol ese. Şey kendini izleyeyim. penaltı Tabii. diye atmış, atmış zaten de. Serdar tam böyle Ama adam ne bilsin böyle Baş... bir şans mı, kısmet mi? Başka çekim var mı onun? Ha, tamam, tamam, çok iyi. Bak, bir dakika. Şurada yap yapıştırırsak omuzları bir dakika, tam bir dakika dur. Şu Ser, omuz omuza. Bir itme arkadan yok. Evet. Yani ben şöyle Cüneyt, mesela ben alamadım Serdar, şöyle itti. Masalkı evet. itmiyor. Masalkı şöyle, ya yani Masalkı itse anlarım. Bak, şurada net bir canım. şekilde omuz omuza. Bu penaltı değil. Daha ilk, bilmiyorum. Ben yani ben seyrettiğimde ilk olduğunda dedim ki, ha bu penaltı değil, devam etti gol, gol dedim yani. Gol atamasalar ne? penaltı dedim olmazdı kendi içinden. Bilmiyorum şimdi... siz katılıyor musunuz? Yok yok bence de penaltı olmaz. Devam edelim ben de. Tam e... omuz omuza değil mi hocam? Bak tam yapışmış. Ayaklara yani bir... bak hocam He? şimdi bir de buradan ayaklara gerek. Ayaklarda da yok ayaklarda devam edelim. Devam, devam edelim. edelim. Ayaklarda var mı? Yok, yok bırakıyor zaten, yok. Hocam, zaten yok. ayakta da yok. Omuzdan sonra bırakıyor zaten. Hocam bırakıyor. kendini zaten omuzdan penaltı sonra için bıra ayakta bırakıyor. Ayakta da yok. Ben ayakta zaten hiç görmedim direkt burada omuz ya yani evet. Ayakta hiç bir teması yok zaten hakkının. Burada İkisi normal. Omuz omuza. Mahmut zaten bir şey omuz omuzayken penaltı almak için yani biraz Hı. önünde olduğunu düşünmüş. Bırakmış kendini. Brem, tamam. Hemen bırakmış kendini. O ara hakeme dönmüş. Da i̇syan etmeye başlayacakken gol oluyor. Ayağa kalkıyor. Ona seviniyor. Bir daha şurayı Maso pozisyonuna getirsek mesela böyle bir yakın temasta ne olur? Baldırlar olur mesela. Üst baldırlar özellikle değil mi? Hocam bak devam edelim. Teması yok. Hiç hocam yok. Hocam. Hayır yok. Yani. Bak bak. Şu genelde sen ne sen olur? Olsun. Şu değer gibi. Hiç mi yok? Bakar mısın? Devam, devam. Şimdi devamında Mert'in eline de bakalım hocam. Yani niye kolunu uzatmıyor? Hiç. Ben oraya Oyuncu takıyorum? niye atıyor hocam biliyor musun? Pozisyonu kaçırıyor ya. Ayağından top evet. akıyor ya. Evet. Diyor ki penaltı isteyeyim. Hani böyle hani arkada değdi. Hani evet. artık pozisyon bitti. Yetişemeyeceğim de. Orada devam ediyor. O, Arkadaşı o, atıyor. O bile tahmin edemedi pozisyon böyle devam etti. Çok da az bir şey yok. E Özellikle omuz uzuksan. omuza hiç. Ya Mert orada geç mi atlıyor? Daha uzayabilir miydi ona da bakalım istiyorum. Tek... Düşerken o Malkut'un ayağına top çarpıyor, onu beklemiyor ki Mert zaten. O yüzden mi? Yani? O yüzden bence beklemiyor Çünkü yani Malkütün teması var hocam? uzama mesafesi var mı? Var ama yok. o anda öyle bir ya, ortam ki var bak da, düşerken topa dokunuyor. Var da bunlar dediğin gibi sahneselik işler. Evet, Yoksa evet, Mert evet. bunun akışına olsa? Şimdi Mert'in boyu 1.90. Az top, önce şey kurtarışı bir, gelecek en sonunda tabii, zaten. Ya, e, Cüney, o refleksi olan ya, bir kaleci. 1.90 boyunda bir kaleciden bahsediyoruz. Şimdi uçup koluyla uzanır rahat alır. Yani yani e, Gökhan Hoca'nın söylediği gibi bin tane böyle pozisyon olsa o top oradan gidip oyuncunun önüne gitmez bak. Ali yani Çok enteresan. Etirmiş. Tabii. Peki hocam tamam çıkarken kaptırıyor da sol bek yerine hücum oyuncusu koşuyor. Sol bek orada. Yani yerlerini kaybetme oyuncuların ama so sol şimdi normal mi? Ya bakın. Evet. Herkes hiç... her yerde hocam. Stoperler çıkmış. Yerleşim sol an... bek yerinde tabii değil. yerleşim değil. Oraya santrafor gelmiş. Ya dün sol de... tarafı o savunmaya e... çalışıyor. Yanlış bir kafa vuruşu ya... yapıyor. Esas bak en önemli herkes önde biraz geriye geri alırsak doğru bak herkes önde diye bir şey söyleyeceğim. İlk topu vuruldu yere alırsak çok hızlı yönetmenimiz bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe dün Kayseri maçında attığı ilk gol için söyledik. Hatırlıyor musun Kayseri evet. Spor için? Dün söyledik. Şimdi burada topun üzerinde bir baskı var mı? Yok arkada Hı. kalmış. Topu kullanabilir mi oyuncu? Ben bunu anlamıyorum ya. Bunu, yani antrenörler siz çıkın orta sahaya kadar alan daraltın var ya bizde. Ya dar alanda oynasın pres yapsın takım. Ya böyle bir şey var mı? Evet yapsın dar alanda. Pres kırıldıysa Cüneyt burada oyuncu topu kullanıyorsa alan boşaltır mısın? Hayır. Aksine daha derinlemesine bir savunma yaparsın. Önde yakalanmazsın. Çünkü sonuçta savunma oyuncuları çok hızlı da atletik. Ben Beşiktaş için söylemiyorum bunu. Genelleme yapıyorum Cüneyt. Çok hızlı değildir. Evet olan da vardır. Ama genelde hızlı oyuncular nereye yerleştirir bir takımda? Forvet'e yerleştirir koşucu oyuncular. Bu arada Stoper'in biri burada, değeri buradan başlamış hocam takibe et Talha. Tabii. <laughs> İçeri girmiş Masuaku, Cenk de çizgi almış. Ya işin tuhafı baskı yok. Alanı boşaltmanın bu kadar öne çıkmanın bir savunmanın anlamı yok. Aynısını Kayseri Spor maçında hatırlıyor musun? Evet. Bu şekilde oldu. Arkaya bir top attı. Kayseri takımı alan boşalt demiş herhalde Çağdaş Hoca. Öne çıkın. Ferdi topla buluştu. Doğru mu dün? Ferdi'nin getirdiği top işte gol oldu. Valencia'nın attığı top Lincoln'le. Aynısı da burada. Alan boşaltıyor. Ne yapıyor? Arkaya top atılsın. Peki bir sonraki Senin pozisyona Senin dediğine katılıyorum. Çok doğru yakalamışım. Bu kadar savunma öne çıkartıp alan boşaltmanı. Aynı dünküyle. Beşiktaş hata. Salih'ten nefis bir pas. Abu Bakar'da iki kişiyi ekarte edip çok klas vurdu. Çok güzel. Top yani bir de Offside yok. Yani zek, akıllı oyuncu iki defa tıklıyor alan yaratıyor. Yani rakipten topu kurtarıp vuruyor uzak köşe. Kalecinin sağına hocam Farkı iki defa tık bir bakıyor gösteriyor. Hocam, bir daha dondu kaldı zaten hocam. Şimdi Cenk ilk önce hem Ankara güçlü futbolcu hem hakemden topu kurtarıp Salih ile buluşturuyor. İlk önce orası çok önemli bence. Hakemi de geçiyor o arada. Hakem çünkü engelliyor buraya vermeyin İlk, ilk Cenk Salih'e verdiği zaman bakalım o pozisyona dönelim. Bunlar gol olan de, pozisyon. Özetle yok o pozisyon. Hayır var var bak şimdi bak. Ha Bunu diyorsun. Ha, burada bak mesela hakemden nasıl kurtarıyor? Hakemle Ankara bir oyuncunun arasından Çok atıyor az. pası. O, evet. Normalde bak hakem engellemeye AKM çalışıyor. O pası o, o, o kadar, kadar olarak, güzel yere atıyor ki. Güzel yakalamışsınız Gökhan Hocam. Çok güzel bak. yere atıyor. Salih de pası harika. Şimdi atıyor. bir de hocam. Burada bir dakika dur, bir dakika yönetmeniz alalım. Burada Beşiktaş'ın da şimdi Beşiktaş golü yedikten sonra çok çabuk cevap vermesi çok önemliydi. Oyundan kopmadı. Aklıma yani, şey geldi hocam lafını unutmadı. Sedat Hoca şey demiş olabilir bu pozisyonda. hakem senden daha iyi baskı yaptı Cenk. <gülüyor> 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 <Sözüme> odası, <laughs> Seni yapmalı gereken e, ee, <laughs> gü, yap güzeldi Serdar. <laughs> ya burada bir şey var. Getson burada bak. Salip burada pas atıyor. Doğru mu? Dikine Doğru. derin çok iyi birinci sınıf bir pas atıyor. Çok Şimdi bir pas. burada da Ahmet var. Yani Şimdi ve de 2-1 öne geçiyorsun. Sonra Salih bir gol bir asist yapmış. Yani bunun cezasını çekiyor. <laughs> Kenara alıyorsun. Cenk'i buradan içeri alıp Tayfur'u buraya. Orta evet. sahada rakibe bırakıyorsun. Ha, bu ara 3-1, 4-1 söyledik ya. 5-1 hepimiz de söyledik. Maçı bitirebilir miydi? Bitirebilir. Ama bitiremezsen yakalımdı. iş duelloya döner. Tabii. Çünkü bu orta sahayı kapatamazsın. O zaman da Ankara gücü pozisyon yarattı. O birazcık bir momentum yakaladı. Sağ parselizasyonunu da çok iyi yapmış. Hocam. Bak, Redmond Ben, Salih orada. Yap, Buradan Cesson ya, gidiyor. Yapmış ama bir şey var. Bak bu pozisyon gol oldu. Bu pozisyon için. Çok geniş alanda oynuyor yalnız Beşiktaş. Evet. Burada top Başın kaybı. Bak. Da sıkıntı yaşıyor zaten. Cenk bu topu kaptırsa düşünebiliyor musun? Çok boşluk Gediğim var hocam. Geçiş, Bak çok alanlara bak. Var. Çok boşluk. Çok geniş alan. Bu gol oldu tamam. Evet. Cenk'e burada baskı dediği gibi Serdar çok güzel söyledi. Volkan Hoca yap, yapıyor baskıyı <laughs> burada. Eğer Ankara 3'lü oyuncu yapsa, kazansa yani şurada bak yakalandığı pozisyonu Beşiktaş'ın görüyor musun? Evet. Niye bak bu gol önemli? Şimdi Beşiktaş bu dakikada gol atamazsa böyle pozisyonları çok bulurdu Ankara gücü. Geniş alan 1-1'de. 2-1'de biraz daha tabii oyuncuların enerjisi attı, koştu. 3'ü ya 4'ü yakaladı. Ederim. Devam ettirelim. Devam ettirelim arkadaşlar. Salih bakıyor tabii. bilerek, isteyerek. Ve Al bakar bak bir, bir daha. Bir, bir, gösteriyor bir daha. Usta oyuncu işte. Hiç. Mesela Muleka yapar mıydı mesela bu pozisyonu yakalasa? Ama bakarım bu özelliği çok... Var var. Çok, Hiç, hocam çok Redmond vurdu. açıyı falan kaybedebilir. yani Daha köşeye Tabii. gitmeye çalışabilir. Kim? Redmond. Redmond. <laughs> ya Bak, Red, dışına Redmond... Bak Redmond'la Redmond, var ya <laughs> Arife'yi görüp Bayram'ı göremez ya. <laughs> o Onu en kudu içinde söyleyelim. <laughs> Doğru. Ee, <laughs> ya Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı Redmond evet iyi niyetli çok temasla oynuyor ediyor. Ama en önemli Beşiktaş'ın forveti şampiyon olduğu seneye bakıyorum ben mesela değil mi? Larin'le Gezal, değil mi Serdar? Evet. Ciddi katkısı vardı. Ondan evvel şampiyon olduğu seneye bakıyorum Şenol ile Cüneyt. Babel'in iyi formda zamanı Kuvareşmo var değil mi çizgilerde? Evet. Yeri geldiğinde Abubakar da oynuyordu çizgide. Cenk de. Cenk yani oynadı. ne yapıyordu? Tabela yapıyordu. Şimdi Enkudu yok oynamıyor. Enkudu oynuyor Red Bull sezon başına. İkisi sana 10 gol 7-8 asist yapar mı? Yapmaz hayatta. İki senede onları zor atar o sayıyı. Cüneyt sen Red Bull'da Bak Red Bull'da şampiyon olamazsın. Ara sıra kıpırdar mesela. Önümüzdeki hafta gol atar ha Red tavan hocam. Premier Lig'e döneceğim. Dön, tamam dönsün. Bak diye. bir sıkıntı yok. Dönebilir. Yaşı da ona uygun. Yani 28-29 e Bak, Hayır ben Hı -hı. bunu <laughs> söyleme. Ama Beşiktaş şimdi seneye bir planlama yapacaksa, Hı -hı. bir takım iskeleti olacaksa burada tabii ki Enkudu zaten olmayacak. Enkudu ile şampiyon. Yani onu böyle istikrarı bir seneye ve Sergen Hoca ile beraber zaman zaman oynuyor Allah için. Alo o oynamadı etti da oldu. Da oldu. Bu sezonu kötü başlamadı ki. Başlam sürdürebilir performansı yok. Ya Enkudu net güvenebileceğim bir oyuncu değil. Redmond da öyle. Sana hani şampiyon olacaksan kanattan 10 gol, işte 8 asist, 9 asist yapacak oyuncu değil. Hocam en kodunu zaten devamlılığı olsa gözü kapalı takımda tutar. Her türlü takımda. Hocam tutarsın. Tottenham'dan Enkudu... buraya hocam esas dediğin doğru devamlı devamlılığı olsa sürdürebilir bir performansı Tottenham'dan buraya gelmez doğru hocam mu? Canım yani gözü kapalı al bir kere bu tamam. kadar çabuk bu kadar kolay normal adam eksilten açık alan buldu mu giden. Bir her de türlü bu baş tam onlukta hocam bak 2-1 oldu değil mi? Çok riskler aldı. Öne çıktı değil mi Ankaraçı? Çok risk aldı. Tam Beşiktaş'ın sağ içinde o mesela kulübede de olan antrenmana çıkan bütün oyuncuları dahil Enkudu gibi çabuk ve açık alanda hızlı değildir. Yani bir oyuncu da hem çabukluk Cüneyt hem de değil mi hocam? Hız her oyuncuda olmaz. Bak. ben yani Mule, Muleka nedir? Çabuk bir oyuncudur. Hız farklı bir şey. Yani düşün şu kadroya giremiyor ve de tam onluk maç ha. Tam Enkudu'luk maç. Ya yani Tabii. esasen maç onu çağırdı biliyor musun ikinci yarı? Yok ama adam kadroya girmiyor yani. Şimdi benzeri Redmond vardı. onu da kaçırdığı pozisyonlar var. Özette de izledik. Şanssızlık mı diyeceğiz? Tabela yapmıyor Redmond. Tabela yapacak. Bak Kayseri'de evet, gol attı mesela. Bak, evet. Beşiktaş o gün yendi evet. İlk golü attı hepimiz milli gibi. Yani böyle tabela yapacaksın. Beşiktaş'ta oynuyorsan çizgi forveti. Ya bir de iki santrafor oynamıyorsan. 4-3 gibi oynuyorsan o çizgideki 10 tane gol atacak. Değil mi Serdar? 10 tane asist yapacak. Kim atacak bu golleri öbür türlü? o bölgenin oyuncusu isen. Abu Bakır'ın golünü gol, kez daha izleyelim. Bu e, gol bir gol yalnız. Beşiktaş'ın hata yine. Redmond tabii bakalım o yüzden durdum güvencim. Buyurun işte burada da. Yine Redmond pozisyonu. Peki biz pozisyonlara dönelim. Maçın kırılma anlarından Maçın kırılma biri. Kırılma anı evet. Ya diyorum ya ya Beşiktaş'ın bu seneki en iyi transferi. Yani en iyi en iyi transferi. Şimdi Hiç tartışmasız. Parç tartışması. çıkardı neredeyse. Ya bir de Serdar güven veriyor. Yani bence yani oyuncular zaten teknik kadro zaten Şenol Hoca inanıyor ki yönetiyor. En önemli tribünlerdeki taraftar, maçı izleyen değil mi? Beşiktaş şimdi e ee, seyirciler falan televizyondan izlerken diyor ki kalede Mert oynuyor ya. Biz Tabii. güveniyor top geldiğinde aman yani ne olur pozisyon değil. Türbüne giden herkes baksana diyor ki kalede Mert hocam. oynuyor. Hocam el arkasına baksana Tabii. Bak. Sonra. İlk pozisyonda da aldığı yer çok doğru bak, hocam, hocam gördün mü? Gol, yakın gol, direği alıyor. Bak olur. direği tutuyor. Dakika. Bak bak şurada bak bak gol şu gol doğru. Doğru. Gol bak. Şu doğru. Bak hemen. Başladı. Cüneyt dakika kaç? Bakalım. 83. 83. 83. Tamam, 83. dakika. Şimdi burada ikiye bir yapan oyuncuya bak. 2'ye bir yapan oyuncuyla Tayfur Bingöl oynuyor. Tayfur Bingöl nasıl bırakıyor adamı? Böyle bir adamı bıraktığın zaman. Ben, dakika 83. Bu gol olsa 2-2 maç. Bundan sonra belki 3-2 kaybedersin maç. Bir de bir de o, bak böyle bir oyuncu bırakma şekli yok. Bir de hocam bak iyi bir konu başlığı açtın. Tayfur'u ne diye oynatıyor Şenol Hoca? Joker. Ha Joker. Yani şimdi ne diye şimdi bundan sonra oyuncu değişiklikleri oldu zaten. Cenk de oynuyor. Abu bakardı. niye için oraya koydu? Dedi ki ya sen koş. Cenk oradan içeri alıyorum. Ben santrafor oynuyor. Sen adamını kovala. Yani defansif aksiyon için. Hani Kayseri'de konuşmuştuk ki hep beraber. Sol çizgide oynattı işte orta sahanın dörtlüğünü. Burada da dörtlüğünün çizgisinde oynatıyor. Sizin dediğiniz gibi. Sen buradaki adama iki bir yani geçecekse sen zaten senin oyuna gir. Asist yap, gol at falan diye değil. Ne diye? Orada koş öndeki iki oyuncuya işte Getzon'da koşsun Amir de Redmond. öndeki iki oyuncuya daha çok top getirin değil mi? Abu Bakar 2-2 bitecek hocam. Tayfur'u alıyorsun sol ayak sol önde Masuak önünde kapatsın diye. Ya bu bana futbol adına doğru gelmiyor. Ya Beşiktaş takımı iç sahada evet gol kaçırdı etti. Ha Tayfur'u almam da hani ben üçlüye dönem değişik bir organizasyon denen bunu anlarım bak. Hani Tayfur ne orada kapatsın Masuak'ın önünü. İşte Cenk yoruldu. Yani bu, bu doğru gelmiyor bana burada bir de burada bir şey söyleyelim tam orta yapmadan bir dakika geriye alırsak hatta öbür kale arkası daha iyi olur kale arkası çekimi devam 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 bir şey göstereceğim bir dakika kalın burada Mert'i görüyor musun ön direkte şimdi çok doğru direği tutmuş ön direk kalecinin diyor ki yakın direk yani ön direk benim hı hı. devam şuradan devam ortaya yaptıralım arkadaşlar Bak nereden nereye geliyor bir anda. Yan paralel adımlarla çok çabuk. Bak bir, iki, üç. Hemen uzuyor burada da. Hocam, burada Emre Kılıç emre, çok iyi emre, vuruyor. Emre, Tabii. emre zaman, uçuyor. Uçarak vuruyor. Hayır Emre uçuyor. Orta güzel. Peşine şey uçuyor ya. Yani ikisi de ben uçarak uçuyor. Hakikaten yani bu bence Uçan gol adamımız. yani. Normalde gol. Yani kaleci bunu kurtardıysa hakikaten çok çok iyi iş yapmış tabii. Yani Ankaragücü teknik ekibi bunu gol diye yazmıştım. Goldür yani, zaten tabii. yani hakikaten öyle sevin Emre de öyle seviniyordur zaten. Çünkü... Bak kalkıp koşmaya çalışıyor bak. Şu anda normalde Emre gol diyor. Bir de vurduğu an bak kaleye bakıp koşmak için hemen ayağa kalkıyor esasında bak. Hocam, bir şimdi o dikkat yakın... et, bak tabii. Şurada ayağa kalkar gibi bak koşacak tabii. şu anda. Koşmaya hazırlanıyor. Ya bir de e... o da inanamıyor. O da inanamıyor. O. Bir de o yakın direkten İkinci yani arka uzak direğe doğru, uzak direğe doğru, yakın direkten böyle çok çabuk gelmek. Şimdi daha kısa boylu bir kaleci olsa gelebilir. Adımları hemen çok çabuk alabilir. Şimdi bir 1.90'lık bir kaleci bu kadar çok çabuk gelmesi, uçması Bir de önünde mükemmel. Iki, tane, iki tane oyuncu var hocam. Tabii, biri Beşiktaş, biri Ankara Tabii. güçlü. Mert onların arasından geçen topu kurtarıyor bir de. İşte i̇şte bak büyük... şimdi vurdu Emre uçtuğu zaman ikisinin arasından geçiyor. Hayır o top Melito'nun eline de çarpabilirdi. Tamam. <laughs> Bir de o var. çekiyor. Bir de büyük takım kalitesi böyle olacak. Hani gelmeyecek gelmeyecek bir pozisyon gelecek. İşte böyle yüzde gol pozisyonunu Cüneyt çıkaracak. Farkı burada orta koyacak. Bir de Masaku ile Koley offside'ı bozuyor. Evet. Normalde onlar orada olmasa offside evet. pozisyon. Ali Sov offside'da. İki güzel hareket. Çok. Üçüncüyü de ekleyebiliriz. Ortada çok iyi. Ortada iyi. Tabii. Doğru ortanın yani şiddetli o da bakarak bir orta tabii çünkü. Tabii. Oraya topu çok güzel bırakıyor. Şey gibi ya Onur'un maçın başında Cenk'e attığı şey pas gibi bu da. Pas. Tabii tabii pas pas. Mert milli takıma da zaten milli takımın kalecilerinden biriydi. Ya bir u, kez daha u, göz kırpıyor. şimdi hocam. bu ay sonunda iki tane maçımız var şimdi Hı -hı. milli takım evet. arası var hepimizin milli gibi. Yani Uğurcan'ın formu kötü Altay ve Mert'in İkisinin de formu iyi işin tuhafı. Yani Uğurcan'ın önünde Mert ve Altay var. Üçü de çağrılacaktır ya herhalde. Ya üçü de çağıracak ama e, yani formda olan Mert de Altay. Uğurcan baya bir formsuz yani baya zamandır yani bir maçlık iki maçlık değil baya formsuz yani. Peki son pozisyonumuzdu bu. Maça dair var mı istediğiniz pozisyon? Maçın başında kaçan pozisyonlar Valla Red bir pozisyonu vardı Abu Bakar Boşker vermedi. Arkadan gelen, geçtiği adam evet. arkadan gelip aldı gene. O var mı görüntülerde bilmiyorum ama eğer Özetle o da versin şey zaten 3 numaraya bir bakabilir miyiz sevgili güven yönetmeni? Ama gelmemiş olabilir yok, tabii. Yok maçın yani. sonlarındaydı o. Sonlarındaysa o zaman. Sonlarında değil ya hocam. Hayır sonlarında değil. 11 11 o, o, e, bu bu kadar. Maç 2-1 iken. 2-1 iken hocam işte evet. sonları dedim o sağdan ya. Sağdan geliyor. Evet evet sağdan evet. Maç 2-1 iken gene Abubakar'ın attığı. Sonlardaki pozisyonumuz bu. Ya yani Redman e, çok rahat o atabilirdi. Fazla Atabiliriz, tıkladı, atamadı, o ara ofsayta e girdi, o bakar sonra da atamadı, savunma oyuncusu hocam, geldi Ankara. Oyuncu. Bak atamadı, adamı geçti, o kadar top sürdü ki yoruldu, arkadan gelen geçti, adam tekrar topu aldı. Tabii. Tabii. Yani onu dedim ben hani başlattık da mesela 40 metre top sürüyor ve yoruluyorlar. Oyuna etkileri çok daha fazlayken yorgunluktan dolayı topu kaptırıyorlar. Tabii. Ya bir de Getson var ya yani sanki uzun süre sakatlanır bir oyuncu. Yani futbola çok böyle aç kalırsın, oynamak Hı -hı. istersin. Yani her maç yani limitlerin, sınırlarının sonuna kadar oynuyor. Bugün de sahanın en iyisiydi. Ha. Bu arada yani, saatlerimiz 0 gösteriyor. Transfer dönemi, ara transfer dönemi. Türkiye'de kapan. Yeni transfer Evet. olmayacak. A A A Kudu, gidenler olabilir ama. Adamın demin spor durumları. durumu vardı. Ee, hatta testerdeki o eşyalarını falan da boşalttı. Kaldı en kubi, Olmadı. Ha? Hoca da dedi ki ona bak sezon sonuna kadar sana şans vermeyi düşünmüyorum dedi adeta. Aha. Eğer oynayabileceğim bir takıma gidersen senin için daha iyi olur. Ama o da madem ben gidiyorum o zaman kalan ayların parasını da verin. Onun üzerinde çok duruyordu. Herhalde orada anlaşamadılar. Ya, peki Cenk o şimdi da... Amerika'ya gidebilir mi? Tabii. Gider. Amerika'ya gidebilir. Tabii. Orada daha yeni başladık. Yani 15 gün daha Cenk'in Öyle bir düşünme şeyi var. Amerika'da transfer açık olduğu için. Daha yeni başlıyor. Orada yeni başlıyor. Tabii. Daha iki hafta mı ne oldu? Ee, e, takım Ama takımlar yeni oyuncu alamaz. Şakir'i mi? E, yok Chakiri. Şakir'i. Şakir'i Şakir'i. Şakir'i değil Doğru. Bu arada Cenk demişken hocam. Cenk'in de özette bile bakıyorum. Üç tane pozisyonu var. Bugün şanssız günün Evet. evet. Demek herhalde. Ya şanssız bir de Gökhan mesela e, tam üzerine geldi. ilk mesela kafayla onun getirdiği top konuştuk ama sonra kurtardığı Cenk'in vurduğu topları kurtarış da yaptı. Yani, tabii, tabii bugün günündeydi Gökhan. Gökhan zaten Gökhan Çaykur Rizespor'dan bildiğimiz iyi bir kaleci yani. Ee, bugün de iyi kurtarışlar iyi, evet, yaptı. Evet kötü oynamadı. Peki işte konuşmaya da devam edeceğiz ama haftanın geneline de bakacağız. Önce bu haftanın maçlarını bir hatırlayalım. Özet görüntüleri getirelim ekranlara. Trabzonspor mağlup oldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe kazandı. Galatasaray 3-0 hükmen kazandı. Üst sıralarda e, sürpriz sonuçlar da vardı. Başakşehir'in kaybetmesi e, haftanın sürprizlerinden biriydi hocam. Kaybetmeyi de hak etti yalnız Başakşehir. Kötü oynayarak kaybetti. öyle böyle değil yani. Sezonun en kötü futbolunu oynadı Alanya Spor'da. E, Alanya Spor nasıldı hocam? Yani onu da beğenmedim yani. O onu da maçı. beğenmedim. Yok onda. O da galip gelmesini bildi. İlk maçıydı. Önemliydi ama Spor da beğenmedim. Tabii birazcık zamana da ihtiyacı var her sonucu. Yalnız Çok bir maçlık yeni, böyle e, değerlendirmek doğru olmaz. Şampiyonluk yarışında e, Beşiktaş bu akşam kazanarak biraz olsun ümitlerini yeşertti. 2 <laughs> e, sene üst üste Avrupa'da şeyi olmaması lazım büyük bir kulübün. Avrupa'ya her sene katılmayı zaten bir alışkanlık edinmeli süreklilik elde etmeli orada çünkü Avrupa e, mesela bugün Konya Avrupa'ya devam etseydi önemli bir gelir elde edecekti orada ama olmadı bir taraftan o var bir taraftan da oyuncularınızı önemli bir yerde platformda e, sahneye çıkartıyorsunuz yani bu transfer tarafı da var. Ya sen devam et parantez Konya ile Beşiktaş şu anlamda e, yani baz alamayız. Konya belirli bir bütçe Avrupa'da olur olmaz ayrı. Beşiktaş'ın bu olur. bütçelere, bu rakamlara Bayağı iki hocam, sene Avrupa'da olmaması ciddi sıkıntı olur. Doğru. Ben şey diyorum. Hani Konya Spor olmuş olsaydı önemli bir geliri kaybettirir. Doğru. Şöyle. Ama yoksa Beşiktaş e, her sene olmaz bu başka. Tabii Beşiktaş'ı Yani baz alamaz. Hani Konya, Konya niye Sporla. olmadı diyemeyiz. Tabii. Ama Beşiktaş niye iki sene üst üste geçtim? bir sene bile üst üste olmazsa, ha bir sene bile gitmezse diyelim. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Trabzonspor'da. Hı. Neden? Diye herkes sorar. Çünkü bütçeleri iyi. Konyaspor'da Spor mi hocam? Hala gol atamadı yeni teknik direktör. Şimdi tuhaf bırak galip gelmeyi. Evet Bak. hocam. O yüzden hiç galip Opa'da, gelmekten bahsediyorum. Kupada Gaziantep'e eğlendiklerinde gol atmışlardı. Evet. Senin bir de bildiği gibi Ondan sonra orada gol atmıştı. Ligde yok ama, ama ligde gol. golü yok. yok. Bırak. Yani galibiyeti geçtim golü yok. Yani diyorum ya, bir antrenör tercihi yapıyorsun veya bir oyuncu tercihi yapıyorsun. E gelen, gideni aratıyorsa demek ki bu tercihin yanlış. Konya sporunda teknik adam olarak şu an için söylüyoruz. Hı hı. Bundan sonra seriye yakalar ayrı. Yani Türkiye'de antrenörlerin suyu mu çıktı Cüneyt? O da zor. Bu haftayı boş geçecek. Ondan Abi, sonra Galatasaray'da oynayacak. Yani Türkiye'deki antrenörlerin suyu mu çıktı? Ayrıca İlhan Hoca, evet son zamanlarda biraz istenen skoru almadılar. Sezon başı evet Vaduz'a eğlendiler. Tamam. Hı hı. İyi de yani Konya sporu her sene işte Avrupa'ya mı gidecek? Hedef ilk 3'te, ilk 4, ilk 5'te mi? Hayır. Ama Minim skordan sene... çok başka sebeplerle ba... diye açıklandı. Hayır açıklandı. Bana gerçekten. göre skor. Yani sezon başı zaten Vaduz'dan elendikten sonra çok ırın kırın oldu. Çok yazıldı, çizildi biliyorsun. Çok tartışıldı. Yani Vaduz'a elenenin mi? Başka takım var olsa hani anlarız. Yani bizden güç olarak çok aşağıda olan bir takıma Konyaspor'un elenmesi. Bir de dış sahada... ...beraberlikle döndü biliyorsun... İş sahada yenilince öyle farklı... ...en büyük sıkıntı orada oldu... ...yani e, ilan palı... ...eğer yollayabilirsin... ...senin dediğin gibi evet... E ...sonuçta nasıl getiriyorsa... E, ...yönetim bir hocayı hı hı. yollar... ...evet... ...gidebilir ama sen dediğim gibi... ...eğer getirdiğin hocayı doğru seçmezsen... ...her zaman gidenin... ...hocayı... ...hep gündeme getirirler... ...şimdi Konya'da konuşulan nedir... İlhan Hoca niye gitti ya işte şöyle gol atamıyoruz bırak galibiyeti geçelim ligde ne kötü durumdayız. Yani bu devam etsek işte geleceğimiz yok önümüzü göremiyoruz diyordur değil mi Konya Spor taraftarı? Konya Spor'la ilgili söylenebilecek tek şey hocam İlhan Hoca zamanında Vaduz'a elenmesiydi Avrupa'da. Yani senin dediğin gibi orada berabere kalıp burada üstelik kimsenin beklemediği şekilde farklı muhalif olması İlhan Hoca'nın Konya Spor kariyerindeki tek olumsuz tarafıydı. Diğer taraftan baktığın zaman her şey iyi gidiyordu. Hatta bir sürü yerde de gündeme gelmeye Tabii. başlamıştı. Geçen sene de hocam son anda Fenerbahçe geçti. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi Konya spor. Son dönemlerde esasında hocalar yönünden böyle bir olumsuzluklar var. Mesela ben Ankara gücünde Ömer Erdoğan'ın da neden ayrıldığını anlamadım. Yani bir anda bir araya girildi. Bir anda ayrıldı. Neden ayrıldı? i̇nsanların bir açıklaması lazım esasında bunları. Ömer Erdoğan öyle ya da böyle Hatay'dan sonra gitti. Burada da başarılıydı bence Ankara gücünde. Bir takım oluşturdu. İyi giderken bir anda ayrıldı. Neden ayrıldı? Yönetim kurulu böyle düşündü, böyle karar verdi. Ama bir takım nedenini açıklarsın. Nedir? İşte başarısızlıktır veya yönetime uygun olmayan veya o camiaya uygun olmayan bir takım olaylardır. Yani bir nedeni olması lazım. Sen sadece yönetim kurulu ise daha tamam istemiyoruz bunu. Bir tane yöneticimiz sevmiyor, iki tane yöneticimiz istemiyor. Bizim kriterlerimize uymuyor ama senin kriterlerini de açıklayacaksın o zaman. Vizyonun ne? Misyonun ne? Yani bu kadar kolay geldi. Hemen yolluyorsun. Doğru. Bu arada Yol... Sercan'ın ilk mesaj mesajı 24'ünde bitiyor Amerika'da transfer diyor Serdar Sarı. Evet evet. Bu o gidebilir. Cenk Tosun. Yani gidebilir derken isterse... gidecek anlamında demiyorum. Onun gitmesine engel bir durum yok. Öyle biliyorum. Burada transfer olabilir ama o gidebilir. Veya. Tabii herhangi işte bir... izin verirse sözleşme. E, evet. oyuncu. Türkiye'den herhangi bir oyuncu Amerika Ligi'ne gidebilir. Ki en ciddi aday da şu anda Cenk Tosun gibi. Ya oluyor. ama şey yerini doldurmak da önemli. Eldin Muleka ile şey kalıyor. Ne derler? Genç Semih. Abu Bakar kalıyor. Şimdi biri de bana bugün yazmış. Gitsin Semih var diye. Ya. ya yapmayın. Hı hı. Tecrübe başka bir şey. Semih de tamam da. Hemen Semih oldum demeyin. Olmaz. Semih. Semih de Ondan sonra adam iki maç kötü oynayınca Semih'i de alıyor. Tabii tabii. O ya olmaz. O işlere kolay değil. O çocuğun üzerine Koizli de, var o bu çocuğun şey. üzerine bu baskıyı da Hemen götürmemek koşmaya. gerekir. Yani Cenk gitti oynat iki maç kötü ya bunlar olmaz. Nasıl Semih var Yani şey oyuncu bedeli bölümlerde oynayacak hazırlanacak Semih. Semih önünde güzel bir kariyeri var. Allah yolunu yani, açık etsin. Bütün genç oyuncularında. Şimdi Semih gibi oyuncuların oynaması bizi heyecanlandırır. Yani böyle tabii Arda için nasıl heyecanlıyor. Herhalde evet, yani tabii yani gençler oynasın. Yani futbolda gelecek onlar da daha Hı -hı. fazla genç oyuncuya yatırım yapalım. Gençler yer alsın. Yani bizler altyapılardan, Gökhan Hoca da öyle altyapılardan oyunu oynayan oyuncularız. Biz gençlerin o duygularını biliriz. Onun için evet oynasın ama bir şey yapayım derken de yıkmamak gerekir. Çocuğu oynatayım derken de geleceğiyle ya Beşiktaş'ta olmaz hata ettik falan çocuğun geleceği de bir anda Beşiktaş takımda yok olmasın. Kendiyle ilgili kararı Cenk en doğrusunu verecekler. Yani sonuçta bir transfer teklifi var Amerika'dan ve 25 Mart'a kadar da süresi var. Şimdi Cenk buradan ayrılmayı istediği zaman kendi e, bunu da saygıyla karşılamak lazım. Bence var ki konuşulan bir şey var ki devamlı şekilde gündemde. Bunu da saygıyla karşılamak lazım. Ben sadece şurada Beşiktaş'ın hedefine bakıyorum. Beşiktaş'ın hedefi Avrupa'da olmak. Her hafta maç var. Her hafta oynayacağı bir tane maç var. Hedefi ne? Avrupa'ya katılmak. Avrupa'ya gitmek için de üçüncülükten aşağı inmemesi lazım. Üçüncü olursa çünkü Türkiye Kupası'nda da yok. Hedefler o kadar e, ufak yani. Bir tane hedefin var senin Avrupa Kupası'na gitmek. Bunun için de elindeki kadro fazlasıyla yeter. Yani ne olur? Semih biraz daha fazla şans bulabilir bu süreçte. Çünkü o imkanım var. Takımın bence derinliği de buna çok çok müsait. Bence şu anda 5 yaşın kadrosu ligler yeniden başlasa şampiyonun en büyük adaylarından biri. Yani Maxim geldi dediğin gibi, tepeden tırnağa ayağa dokunduğu zaman tehlike işte burada gelecek oyuncu var. Gezdal'ın da döndüğünü düşün. Öbür taraftan aldığın oyuncuları gidecekleri gitmeyecekleri düşün. Şimdi Enkudu gitti diye bakıyorsun ama Enkudu nereye gitti? Transfer bitti. Giderse gidecek. Olmazsa gene Beşiktaş'ta kalacak. Sezon sonuna kadar mukaveleli oyuncu. Şenol Hoca her ne kadar kullanmayacağım dese de kullanmak istedikten sonra o şansı var mı? Var. Ha, var. Şimdi Kullanması da size, gerekir size. mi para verdiğin oyuncu. Tabii tabii. tabii. Size, kullanırsın yani. Size aynı şekilde. İşte Masak'ı geldiği ilk zaman hatta düşünmüyordu. Orada oyuncu baktı. Şimdi Masak'ı bugün iyi diyor mesela. İşte Rozier gene kullanmıyor. Kullanabilir mi? Kullanabilir. E Forvet de Abu Bakar'la beraber elini kuvvetlendirdi. İşte Cenk zaten formdaydı. Ama şimdi Cenk giderse o arada o süreçte onu kapatabilecek yani hedefleri o kadar büyük olmadığı için üç kulvarda yarışmıyor. Bir tane kulvarda yarıştığı için onu kapatabilecek bir takım derinliği var gene de. Muleka'yı kullanırsın. Muleka'yı kullanırsın hocam. Semih'e Semih daha fazla süre verebilirsin. Daha fazla bir de güvenirsin. Semih'e de hissettirsin bunu. Bu arada ya. Şenol Güneş Rümeyer Ligi'ye giderken e, Serdar Sarıdar Cenk'e destek vermişti ama bugün ayrılmasını istemem dedi. Hoca da. Hep de ona denk geliyor be. Hatırlıyor musun? Evet. Bizim Zira Türkiye Kupası mücadelesinde arkasında onun bir, bir fotoğraf var, vardı. Ee, yönetmenimiz güven belki onu bulabilir. Öyle bir bakışı o var ki. Nereden bulacağız canım arşivden? <laughs> <laughs> güven olduğu için söylüyorum. Yoksa Belki yani o fotoğraf gözümü önüne geliyor. Güvene güveniyoruz yani. onun için. Aynısını yaşayabilir. Hayır hep de ona denk geliyor. Hoca diyebilir ya hep hep de bana hani denk geliyor. Bir bakışı geliyor. vardı değil mi? Tabii bir bakışı vardı. Baba oğul bakışı gibi. Öyle bir durum tekrar yaşanabilir. Ben yani de olacağını Hoca'nın yerinde olsam Cenk'in gitmesini istemem tabii. Ya, tabii ben zaten golcüye. öyle söylemiş. Tutun demiş. Tutarsanız benim için iyi olur demiş. Ama senin programın başında söylediğin o para olur. olayları dolayısıyla hani Cenk'te giderse herhalde kimse ya de suçlamaz. Ya sadece para değil olayı değil. Eğer burada bir net söylüyorum. Beşiktaş yönetimi. Cenk gel sana iyileştirme yaptık. <laughs> Senle 200 3 senelik bir mukavele yapalım. Oradan daha az bir parayı versin kalır. Çünkü aidiyet de hissediyor bu karşı Cenk. O burada bırakmak ister. Ama şöyle bir şey var Cüneyt. Cenk'in yaşı 30'u geçti herhalde. Böyle bir teklif mümkün değil bir daha gelmez. Hani 20'li yaşlarda olsan gelir. Allah sağlık versin gelir. Tabi ee, tabii belli olmaz. Bir i̇şte şey onları hep yaşıyor dedi ya. Cenk'te de yaşadı. İlhan Mansız'da yaşadı. Burak'ta yaşadı. Evet. İşte şu üzerine Ama... hep böyle sezon içerisinde tarif geliyor. Bir de şöyle bir şey var. Amerika'da biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde yani tutun basketbola kadar her şey oraya gelen seyircinin keyif alması için yani savunma yönleri azdır biraz. Cenk bu 31 yaşında. Işte NBA'de yani. falan öyledir. Şimdi futbolda da biraz öyle. Ya yani Avrupa futboluna baktığın zaman oradaki futbol daha böyle hani izleyici geliyor, bilet veriyor, adam gol seyretsin gibi bir bakış açıları var onların. O yüzden orada da rahat edebilir o konuda diye düşünüyorum. Her giderse. Başlarken Almanya'dan gelmedi mi? Tabii. Peki, tabii. Almanya Altı. Gaz, yıl. Gaziantep'e geldi. Almanya'da gelişti. Almanya'da e e niye ama, geldi biliyor musun Antep'e? O Frankfurt'ta 6 tane mi 5 tane mi ne Santrafor var. Öyle böyle adamlar. Biri de Gekas. Onu yekaz. da, ama onu da şey söyleyeyim hocam Tonlay Kafkas Gaziantep'te çalışıyordu. O aldırttı biliyorsun. Tamam. Antep'e geldi hocam. Doğru çünkü onun zamanı. Çünkü tabii, şey o değil getirdim. Antep'teyken de ben milli takımda U23 takımında ucundan ne yapmıştım? Antep'teyken işte Beşiktaş olayları çıktı. Ondan sonra Beşiktaş'a geldi zaten. Yani Almanya'da eğitim görmüş. O arada Beşiktaş'tan transfer yaptı. İngiltere'ye gitti. <laughs> Everton'da Liverpool kentinde kaldı. E şimdi geldi tekrar Türkiye. Bizler gibi gözünü Türkiye'de açıp Türkiye'de kapamayacak. Sonuçta altyapısı Almanya, İngiltere'yi de gördü. Şimdi Amerika'dan böyle bir teklif gelirse Evet. Kendi çıkarları ve kulüp çıkarları da olsun da en iyisini düşünecek sonuçta sonuçlanacak akıllı bir oyuncu ve iyi de bir oyuncu. Bak Jean Tigana zamanında ilk kamp Paris'teydi. Ben i̇yi bir itmiştim. de abi takımın ederlik evet. yapacak, evet. takım toparlayacak bir Şu isim hocam. hocam Tigana zamanında ikinci kampı Beşiktaş'ta Frankfurt'taydı o zaman ben oraya gitmemiştim. Bizim Bilal abi gitmişti Bilal Meşik. Ee, Cenk de Frankfurt'ta yaşadığı için 17 yaşında mı getirmişler kampa hoca bir baksın falan diye. O da böyle hoca çok beğenmişti Tigana. Yani. Ama demiş bence Bundesliga'da yani Almanya'da birkaç sene daha kalsın. O fundamental temel eğitimini burada almaya devam etsin. Çünkü belli hoca da biliyordu. Türkiye Ligi Almanya'ya göre daha tabii alt seviyede. Ama daha ilk o zaman gelmişti. Ne hatırlıyorum. Kampta değildim ama olayı çok net hatırlıyorum. Bakalım süreç nasıl işleyecek? Dönelim ligiye tekrar. Galatasaray'da önümüzdeki hafta Kasımpaşa maçıyla açılış yapacak. Hazırlık maçında her ne kadar e, İstanbul Spor da oynasa da hani çok güçlü bir rakip de oynamasa da futbol e, futboluyla ben bu ligi hazırım mesajını verdi. Çünkü uzun bir ara vermiş oldu Galatasaray. Ya uzun bir ara e vermiş. Işte Fenerbahçe çok daha önce başladı. Çünkü Galatasaray'da her şey şu anda doğru gidiyor. Yönetim açısından baktığınız zaman Florida'daki arsanın tamamını almışlar herhalde. Baktığın zaman yönetim için büyük olay, Hı -hı. büyük de bir getirisi olacak tabii ki ileride. E, futbol takımına bakıyorsun devre arası iki tane 11 oynayacak oyuncu aldılar. Seninkini yerli. Adakuk Bey, tabii Adakuk Bey yerli. Yerli statüsünde oynayacak yani. Onun ismini değiştirirsek daha kolay <laughs> olacak. Ondan sonra iki tane oyuncu, bir de 11'de oynayacak oyuncu aldılar. O arada Galatasaray hiç maç öncesi kampı yapmadı. Yani maçtan bir gün önce kampa girer normalde takımlarımız. <laughs> i̇şte maç günü beraber oldular. Bu maçtan maç sabahı toplanıyor. Daha de gelme bir alışkanlık ama şu Fatih anda Öğrenim uzun de, de yapıyor. Tabii tabii. Şu, yapıyor ama sonuçta bunda şimdi şunu yaptı. Bence gazı çok önemli. Hı -hı. Uzun bir sürece giriyor. Hedef belli. Hedef direkt şampiyonluk. Ve Şu anda bunun en büyük adayı. Zaten iyi bir kadrosuydu. O iyi kadroyu iki tane daha önce alıyorsun ve o kaynaşmayı yapmak için de kampa ihtiyacın var. Ee, o süreci kampta Antalya'da geçirdiler. Hazırlık maçlarını oynadılar. E sonra dönüşte İstanbul'a devam ettiler. Yeni aldıkları zaniyola iki tane hazırlık maçın ikisinde de gol attı. Bu tabii ki Galatasaray için bir artı. Seyirciyi havaya sokan bir etken. E, camiayı havaya sokan bir etken. Bence Galatasaray'da her şey doğru gidiyor. Oynanmayan maçlar ve oynanan maçlar da dahil olmak üzere. Her şey doğru gidiyor. Baktığın zaman bu hafta Gaziantep maçı 3 puanı aldı. Anesine yazdırdı. Bir tane daha Atay maçı oldu. 3 sıfırlık skorla. Tabii bir tane daha Atay maçı var. Onun o haricinden... galibiyet dışında... serisi işleyecek mi? Evet. <laughs> İşlediyse Beşiktaş'ı rekorunu egale, Egal etti. Et. Haftaya kazanırsa geçecek. Evet. İşlerse golü kime yazacağız diye sorarsın. 3 gol işlendi <laughs> ama. Golleri kime yazacaksın diye sorarsın. 3 gol işlendi ama. E tamam da golleri kime yazacağız işleniyor. o zaman. Puan cetveli ne var şu anda bakayım bir daha. Evet. Puanı işlendi 51. Goller işlenmiş mi? Evet. İşleniyor goller de işleniyor. Evet, Sonuçta evet, işleniyor. de 50 oldu attığı gol. Galatasaray'da her şey işler yolunda gidiyor ve sezon sonu şu anda tek bir takipçisi kaldı Fenerbahçe. Ee, o da kovalayabileceği kadar kovalayacak ama Galatasaray şu anda bence birkaç adım değil yani bayağı bir 40-50 metre önde gibi duruyor şu anda yarışta. Değil mi? İki takımın e, ligden çekilmesiyle enteresan bir lig oldu hocam mesela bu hafta Beşiktaş ve Fenerbahçe bir averaj yazdırdı Hı. Galatasaray üç averaj yazdırdı tabii aynı durum. Beşiktaş, Fenerbahçe ve diğer takımlar için de gerçekleşecek. Tabii. Bir de Hafta tabii ki böyle sonra. bir e, yani asrın felaketi diyeceğimiz bir olay oldu. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Keşke. Ama eğer lig devam etseydi şimdi tabii Beşiktaş'ın aldığı galibiyet de önemli hele Fenerbahçe'nin daha da önemliydi. Bir de Antep deplasmanına gidiyordu Galatasaray. Evet Galatasaray isim üzerinde Antep'i de yenebilir mi? Yenebilir. Ama takılsaydı orada mesela ee, o zaman farklı bir lig olurdu. Özellikle Fenerbahçe adına yani o makas, puan makası daha da kısalırdı. Ee, ama bu yalnız Galatasaray'a bir şey değil. Değil tabii. Yani diğer takımlar da bu aynı şekilde avantajı hem Hatay Spor hem de Gaziantep spora karşı kullanacak. Ama Galatasaray'ın öyle bir oyun otomatiğine oturdu ki yani Galatasaray kimle oynasa, hatta şu kadro Galatasaray takımının şu kadrosunu mesela ben Avrupa'da olmasını bu sezon isterdim şu kadro Avrupa'da büyük iş değil yapardı. Hocam. Bak büyük İkari, iş öyle böyle Mertens, değil. Mertens şimdi Zanyola geldi. Mata yedek kulübesinde oturuyor. Yani bu kadro bak tam da geldi. O hadi gelmese bile evet o da çok yetenekli hepimizin bildiği gibi geleceği olan bir oyuncu. Geleceğini Galatasaray takımı satın aldı bir kere Zanyola. Geçmiş yani değil ağır sakatlık Ye, geçirmiş bunalımda hocam. Evet orada konuştuk <laughs> ya hep yani psikolojik tedavi şöyle böyle adamı şey oynuyor hocam. Yani hastane falan neredeyse yatıracak bizim spor medyasındaki bazı insanlar. <laughs> ee, bir de mesela Zanyola'nın şunlar söyleniyor. Mesela Zanyola iyiydi de niye İtalya'da kalmadı veya Avrupa'dan başka bir kulüp Hı -hı. almadı niye Türkiye'ye geldi? Şimdi böyle bir soruluyor değil mi? Evet. E bunu ben Anelka için de sorarım. Anelka o zaman da Fenerbahçe'ye geldi mesela. Dersin Döndü, ki ya. Amerika sen Premier Lig'de hep söylüyoruz de sen oldu. de biliyorsun evet. konuşuyorduk. Gol kralı oldu bu adam ya. Demek Premier bu iş ilişkileri düşüş sırasında gelmedi o. Ya evet. Yani o da demek ki geldi Fenerbahçe getirdi. Aziz Yıldırım yönetimi başarısı. Ne ya yapıyorsun? ortaya da öyle hocam. Şimdi Bak, da bu oyuncuları İkardi'ye getirirken de en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Bunlara bir e, hayal kurdurman gerek Cüneyt. Hı hı. Eğer böyle bir transferleri gerçekleştiriyorsan Beşiktaş'ın da mutlaka olmuştur. Serdar bizden daha fazla biliyordur o olayları iyi bir gazeteci olarak. Şimdi hayal kurdurursun. O hayali sattın alır. Yani o kurdurduğun hayali ve oyuncu gelir. Anelka böyle gelmiştir Fenerbahçe. Hazırlığın ve yönetim başarısı kulübü anlatmıştır. Büyüklüğünü anlatmıştır. Gelmiştir Anelka. Hepimiz şaşırdık. 26 yaşına evet. buraya geldi. Premier Lig'e gitti. Gol kralı oldu. Aynı şekilde Icardi bu şekilde Galatasaray takımının vizyonu, büyüklüğünü görmüştür. Zaten biliyordur bu takımlarımızın büyüklüğünü oyuncular Avrupa'da. Şimdi Galatasaray'ın biliyor. Bir bakıyorsun Icardi geliyor. E da gelirken bakıyor ki ya Mertens var burada. Yani adamlar bir hayal kurdurmuş. Icardi'ye vesaire diyor ki Arsenal'ın oyuncusu var orta sahada Lucas Torreira. Yani bunları bir düşündüğünde diyor ki ben de gideyim. Ona da bir şekilde yönetimin de başarısı burada bir hayal kurduruluyor. Yani o anlamda bu oyuncular yani burada ülkemizde olması etmesi diyorum ya hangi takım olursa olsun büyük takıma gelmesi önemli. Ülke futbolu açısından önemli. Yani buna böyle bakmak gerekir. Şimdi Zanyola gelir iyi oynar, kötü oynar ayrı. Evet hazırlık maçlarında gol atıyor. Performansı iyi olur, kötü olur ayrı. Şimdi e, ama bunun üzerinden yani iyi kötü değil. Burada ne işi var sakatlığı hı hı. var demek bilime inanmamak. Niye? Bu oyuncu iki defa sakatlanmış. Ön çapraz ameliyatı olmuştu, ancak önce konuştuk. Ve üzerine 60 tane de maç oynamış gelmiş. Zanyola. Şimdi Zanyola ikinci çaprazını geçirip bittikten bir ay sonra daha maç oynamadan buraya gelmemiş Cüneyt. 60 tane maç oynamış bu oyuncu. Evet anlaşamamış edememiş ama dediğim gibi Galatasaray özellikle ben yalnız bunu işte sezon sonu satarım. Inter'e, Milan'a diye değil. Yani Galatasaray'ın bence düşüncesinde sene Avrupa'da yani Zanyola da mutlaka bu takımı bu puzzle'ın bir parçası olduğunu düşünüyorum. Ana karakterinden biri olacak. Yani bazı mesela Mertens belirli bir yaşta değil mi? Bir yıllık sözleşmesi var. Şimdi seneye gittiğinde onun pozisyonunu oynatabilirsin aldığın Zanyolu'yu. Yani mutlaka bunlar bana göre planlanmış Galatasaray adına doğru transferler. Cüneyt Galatasaray'ı bir kere tebrik etmek lazım. Hakikaten Zanyola ben 23 yaşında bu kadar genç bir oyuncunun Galatasaray'ı Türkiye'yi tercih etmesine şaşırdım. İlk defa olarak. Şimdi Galatasaray... 15 milyon euro doğru yani mi? çok. Tabii yani sonuçta Üçünlüğü para da parası Üçünlüğü. da yani Türkiye şartlarında iyi ama e, baktığın zaman zannıyorlar İtalya'nın gelceği, beş taksitli, İtalya'nın hocam biliyorsun 5 taksit ödeyecekler ona. Ona İtalya'nın geleceği olan bir oyuncunun 23 yaşında bir oyuncunun Türkiye'yi tercih etmesi, Galatasaray'ı tercih etmesi Galatasaray açısından Türkiye açısından da önemli bir olay. Şimdi Galatasaray'da her şey iyi gidiyor dedim. İşte her şeye geç esasında onlar başladı. İşte bir yönetim seçimi oldu. Peşine e, kadro yapılanmasında bir takım problemler oldu. Kötü oynarken iş 3-4 maç Gomis aldı götürdü tek başına yani ligden koparmadı. Ondan sonra işte yavaş yavaş yabancı oyuncular gündeme gelmeye başladı. Türk oyuncularda problem yaşamaya başladı. Kerem formsuzdu, Yunus formsuzdu. Ee, Barış Alper Erkin'i Rekabet, yere... rekabete soktu. Barış Alper Tabii. yerin dibine sokmuştu. Abdülkerim'i aldılar. Stoper tarafını markanın açığını kanattı, kapattılar. Ee, Kerem tekrar kendini buldu. 11'in değişmez oyuncusu oldu. Şu anda son oynanan iki tane hazırlık maçı. Alanya maçına baktım Barış Alper tek başına sahada adım atmadık yer bırakmadı. Evet. E son İstanbul'un maçında Yunus yeniden işbaşı yaptı. Yani baktığın zaman oyuncu kalitesine hem genç hem yetenekli oyuncularla, de, tecrübeli oyuncular öyle bir harmanlandı ki ve kimi oynasan fark tabii. etmiyor şu anda. Bir de hocam potansiyeli olan bir kadro değil mi? Yani size destek için söylüyorum mesela. Yani Barış Alper'i söylediniz geçen sene. Berkan da var orta sahada o da evet. gelişim gösterdi geçen sene kadroda değil. İnsanlar bu yazılan çizilenleri unutuyor Cüneyt. Ya geçen sene söylüyor yazıyor bu Barış Alper'i kim aldı Berkan'ı kim aldı falan. Bir bakıyorsun şimdi Berkan'ı iki alınmış bak rotasyonda doğru oyuncularla iş yapıyor. Barış Alper bak Fenerbahçe maçını bir kere Kadıköy'de oynadı. En önemli zaten skoru etkileyen oyunculardan biriydi. Her maçta kendini geliştirdi bu sene. Çok iyi performanslar verdi. Yani bu oyuncular enteresan bizde. Ya. Böyle bir balık hafızası olan bir tayfa var. Yani evet. Galatasaray tarafında. Ya bu çocukları yerden yere vurdular ya. Ya Kayseri maçından sonra Okan Hoca için neler yazlar ya. Neredeyse Fatih Derim gelsin işte başlasın Florya'da falan. Onları söylediler ya. İşte ondan sonra da Okan Hoca'ya sahip çıkıyorlar. Ben demiştim. Sen ne dedin? Sen ne dedin? ya? Yani sen Okan Hoca neredeyse gitmesini istedin. Barış Alber'den futbolcu olmaz dedin. Oyuncuların potansiyeline bakmıyorlar bizde. Günlük kötü evet. Ya bu adam nereden geliyor? Ya keçi öğrenden bak keçi öğren gücünden geldi ne oynadı oradaki performansı Ümit Milli Takım'da hangi pozisyonda oynuyor hocam bilmiyorlardır ha. Bak inan bilmiyordur. Berkan'ın özelliği İsviçre'de nerede falan Sion'da falan ne oynadı vesaire falan. Bunlar yani bunları ben Bazel'de işte ne yaptı şurada yani bunları ben çok böyle detaylı bildiklerini insanların düşünmüyorum. Bir tek bu çocukları genç oyuncular bunlar aman Galatasaray'a geldi bir anda sanki bunlar işte Mertens performansı hocam isteniyor. Icardi gibi isteniyor. Yani e, Lucas Torreira adam Arsenal'de oynamış ya. Geçen sene Fiorentina'ya kiralık gitmiş. Uruguay milli takım oyuncusu. Sen bakıyorsun Berkan bir anda öyle olsun. Yani bir anda işte Mertens gibi olsun şey. Ne o Barış Alper. Hayır ya bu oyuncuları esasen kötüyken destekleyeceksin. Sen potansiyeline bakacaksın bir oyuncuyu desteklerken. Günlük anlık performansı değil. Bir bakacaksın potansiyel. Genç yatırım yapmış Galatasaray takımı. iyi mi kötü mü? Bunun karşılığını alacak mı? Alıyor da bitti. Yoksa herkes sonuç, sonuç odaklı. Sonuç, kötü barış, Alper gitsin gitsin. E şimdi de bu sene alkışlıyorsun ya. Çok ya yazmayacaksın, söylemeyeceksin. Öbür türlü söylüyorsan da pardon diyeceksin. Ya ben hata ettim. Evet, yok bizde o da yok. Yani bizde onu da unutuyor zaten. Ya iyi oynuyor, çok iyi transfer. Ya geçen sene öyle diyordun. Buyur şimdi hocam. Berkan'la ilgili anekdotu anlatıyorum hocam. Aynen bunları yaşadım ben birebir. Bir. Beşiktaş'ta squat'tayım o zaman. Meri için Portekiz'e gidiyoruz. İşte Meri ile konuştuğumuz zamanlar, Meri de çocuk şeyde Portekiz'de kendine bireysel bir kondisyoner tutmuştu. Tayfun diye bir arkadaşımız, bireysel. Biz hatta gittiğimizde bizi alıp maçlara Tayfun götürüyordu. Aynı zamanda Meri'nin gelişmesinde yani kondisyonu gelişmesinde profesyonel hocası. Tayfun'la iyi arkadaş olduk. Tayfun onunla sabah geldikten sonra hocam dedi bir oyuncu daha geldi dedi. İşte İsviçre'de dedi. Türk oyuncu Sion'da. İşte e, kondisyonunu geliştirmeye başladık dedi. Benle beraber çalışıyor. Kondisyonunu geliştirmeye başladık. İyi de duruma geldi. İşte bunu yollayacağız artık yani isteniyor falan. Nasıl bir yol götürebilir? O ara bir şeyler oldu. Ben ayrıldım falan. Ondan sonra Meri, Alanya ile ilişkileri iyiydi. Oraya geldikten sonra oradaki bir bağlantıyı kurdular. Berkan Siyon'dan kalktı. Bu çocuk çünkü aldı, birebir ilgilendi. Alanya'ya geldi. Alanya'da çok çok iyi oynadı. Sonra çıkışını yaptı ve Galatasaray'a geldi. Baktığı zaman doğru insanlarda, doğru çalışmayla, doğru yön göstermeyle gelinen nokta bu. Bak ben burada bir kere Tayfun'u tebrik ediyorum. Çünkü hakikaten Portekiz'deyken kendi söyledi. Yani ben buraya geldikten sonra Berkan'ı kendi söyledi. Ben dedi teknik açısından hiçbir problemi yok hocam. Fizik açıdan problem var. Onu da şimdi geliştiriyoruz diye. Kendisi hatta telefon açtı ne yapabiliriz diye. Sonra o bağlantılarla da çocuk Alanya'ya geçti. Yani olacak çocuğu da böyle yön göstermek çok önemli. Bir de hocam tanıyorsunuzdur. Ben mesela tanımıyorum. Çalıştığı hocalar mesela söylüyor. Çok efendi çok böyle öğrenmeye aç, gelişime aç. Devamlı antrenörlerle konuşuyormuş hocam. Ne eksim var şunu yapayım antrenmanda konuşuyormuş. Şu oldu mu yani şunu daimi yapmam gerek. Ya yani böyle oyuncular da çok önemli. Gelişime açık. İşte doğru yerlerde doğru isimlerle çalışması hocam. Bak bir doğru zamanda doğru yerde olması çok önemli. Çünkü bana söyledi bu ile biz konuştuktan sonra söyledi Tayfun bu çocuğu. İsviçre'de bir yeni çalışmaya başladık hocam diye. Sonra çocuğun gelişimine bakıyorsun. Süyondayken işte Meri Alanya'dan ayrılıyor İtalya'ya dönüyor diyelim. Bununla ilişkileri doğru tercih olduğu için de Meri Alanya için böyle bir teklifle Alanya sunuyorlar ve Alanya tamam diyor. Gelsin Alanya. Mukavele imzalıyor ve çocuk orada gelişmeye başlıyor. Gelişimine devam ediyor. Alanya başlıyor. Alanya birçok oyuncuya tabii, gelişim tabii. konusunda katkı sağladı. O arada ha. bayağı bayağı bir oyuncu yani e, genç oyuncuları da aldılar. Politikaları doğruydu esasında. Hayır tecrübeli oyuncuları da ikinci bahar yaşatıyor. İkinci bağla beraber e, ben biliyorum genç takımlardan, genç milli takımlardan özellikle olabilecek çocukları e, Alanya çatısı altında topluyorlar. Wagnerlo gibi adamlar para kazandılar hocam. Şimdi bu gece de transfer bitti Galatasaray'dayken gelenlere gidenlere de bir bakalım. E, herhalde ara transferin yıldızı Galatasaray zaten. Bana Mi? transfer bitmiş olsa da alabilirler. <laughs> Bana öyle geliyor. Kaan Ayan geldi Sarsola'dan, Zaniola Roma'dan. Ada Kubbe Atakaş Atay Spor'dan geldi. Oğulcan, Abdüs Samet genç oyuncular. Metehan, e, İsmail Çipe takımdan ayrıldı. Bol gitti. İsmail Çipe. Evet. Seferović evet, Seferovic. E, giden Verdiktir oyuncular. Değil. bak Van Anult PSV'ye gitti oynuyor. Evet. E işte, Seferovic, Seferovic Seltevigo gol attı geçen hafta. Evet. Hani baktığın zaman bir de gidenler diye oynuyor Galatasaray'da. Adam PSV'de oynuyor düşün. PSV'de bank ya, oynuyor. Yani gidenleri de iyi hazırlamışlar öyle yani göndermişler. Yani ben <laughs> teşekkür etmem lazım. El gitti ilk maç tabii hocam ilk maç gol attı. attı. Tabii tabii. de enteresan goller atıyor değil mi İspanya'da La ya, Liga'da? Yani orada orada hala oynamıyor. Enes orada Enes çok iyi oynuyor. La Liga'da Saray nokta transferler yaptı. Eee Bence orada en önemli transferler dediğim 11 oynayacak isimler. Evet, en çok dikkat çeken olan bölgelerden biriydi. Beşiktaş'a geliyordu. Galatasaray'da devreye girince şimdi ben yani kim olsa herhalde şampiyonluk yaşamak ister adı güçlü aday diye. Ama e, hoca çok istiyordu Beşiktaş'ta. Bugün olsaydı zaten solda oynardı diye düşünüyorum. E, ama iyi transfer. Bence en önemli nokta, noktalardan biri de o. Yani senin dediğin gibi nokta transferler. Yani şimdi ayırıyoruz. Ya bu transferlerin içerisinde hangisi iyi diye orada Zaniyolo'nun yanına başka isimler yazılmaz. Ha ne performans verir onu bilmiyoruz tabii. Ama kalite açısından onun Doğru. sınıfı ayrı. Fenerbahçe'ye bakalım, Samet, Osterwold ve Ebre Demir ki onu da zaten Samsun Spor'a kiraladı. kiraladılar. Ben o, ben o transferi anlamadım. Yani Fenerbahçe nasıl bu transfer? Geleceğe yapıyor? yatırım bak, olacak. Bak, nasıl ben anlamadım? Samsun'da oynadı mı Ebre Demir? Bak Allah aşkına Barcelona'ya gidiyor B takımına iki tane sonradan evet. mı ne giriyor oynuyor hiç oynamıyor. Barcelona Allah biz ne yaptık diyor. 30 Niye milyon, aldın o zaman? 30 milyon para veriyor. Barcelona onlar için yani olur tutar bile para Dang, değil. Douglas 30 milyon. Aldılar. 30 milyon para verdiler ve de e, arkasından Fenerbahçe alıyor. Bak şimdi Samsun Spora TFF şey birinciliğine gidiyor Samsun'da kiralık. Samsung'da da oynamıyor. Samsun'da da oynamıyor şey Samsun'da. Hocam dün bak oynamadı Rize'ye 70'er Rize karşı. Evet, Hocam yedekte. oynaması da zor. Kafa yapısını da değiştirmesi gerekir. Yani böyle. Ee, olduğum havalarında bilmiyorum ailesi kimse yakını izliyorsa birazcık daha böyle işe böyle sarılsın. Hocam ben de gitsem o yaşta o havaya o, girerim. Ya yani. tam dö yani. ne oldu döndün Türkiye'ye Samsun. Bak Samsun Spor'da da oynamayabilir. Bak çok enteresan. Barcelona Fenerbahçe, Fenerbahçe'den kiralık Samsun Spor. Çünkü bir Fırfı, bir gençten bahsediyoruz bir... yetenekli ama ben oldum hareket tavırını mutlaka Emre'nin değiştirmesi gerekir. Bu kafa yapısını değiştirmezse bak biz de takip edelim kariyerini ciddi sıkıntı yaşar. Hocam Samsun Spor'da Hüseyin Eroğlu aldı takımı. Bir anda nereden nereye getirdi. Şu, yani şu anda lider yani maç fazlasıyla lider şu anda. Emre Demir'i eski takımına yenildi herhalde değil mi? Evet yani, Ordu'ya yenildi yani. bir tek. Emre Demir <laughs> <Emredemir gülüyor> aldı şu anda. Şu anda oynamıyor. <laughs> Ya yani bir de transfer ediyor yani Trans Fenerbahçe Barcelona'dan gelen Fenerbahçe'den oynamıyor. Tabii Barcelona Fenerbahçe 2004'tü hani 19 yaşında. 19 yani en iyi yaşlarda diyorum ya ben. Kafa yapısını biraz değiştirmesi gerek. Daha fazla futbola odaklansın, daha fazla çalışsın. Ben oldum demesin. Emre'ye benim tavsiyem Hı -hı. bu büyüğü olarak. Buna On dikkat et. 19 ufak yaş değil artık ya. Yani 19 yaşında diyorsun ya. Real Madrid bir tane daha oyuncu transfer etti. 16 yaşında ya. Şeyde Palmeiras'tan endiki transfer etti. 16 yaşında Palmeiras'ta bıraktı oynasın diye. Bak oynuyor oynuyordu. Biz 19 yaşında daha çok gençiyoruz Tam 19 yaşında da 19 yaşında da oynasın artık çıksın takımda. Hiç e, olmazsa Samsun'da biz, oynasın. Her Barcelona'daysa Samsun'da oynayacak hocam. Biz hocam 23'e bile 22'ye bile dediğin gibi gençler. Yani diyoruz. hep A koru ya Avrupa'da artık 18 bitti yani son limiti onun 17 18 oynadı oynadı bir A takımına bakıyorlar oynamadı artık veriyorlar bilmem ne 18 ya biz 22 23 afersin pışpışlıyoruz aman olur hata yapar pozisyon hatası genç 22 23 yani okay. Avrupa'da yok böyle bir şey yok yani Liverpool'un kadrosunda iki tane bak o kadro muhteşem kadro bugün 7 tane attı o kadroda iki tane 2004 oyuncu var Elliot'la Baljit diye Baştan. bir oyuncu başladı yani iki tane o kadroda Salah'la beraber işte Nunezer'le beraber oynayan. City'de Cardo'da... 18 Luis, Luis oynuyor. Yani... Hocam Padri, e, Pedri ile Gavi. Yani bakıyorsun yani... ilk Barcelona'yı oynuyor. Herkes işte bütün dünya neyi konuşuyor? Gavi ile Pedri değil mi? 17-18 yaşında 18, oynadılar, 18, oynadılar evet. ya. İkisi de. Biz 19 yaşında Barcelona ya diye seviniyoruz ama geliyor Samsun'da oynamıyor. Samsun'a kiralık gitti? gidiyor ve oynamıyor. Buraya geldi niye Fenerbahçe olmadı? Samsun'a niye gitti? Orada niye oynamıyor? Bu kadar soru içeri tonami transfer görmedim. Yani çok genç diyoruz da o Tecrübe kadar... kazanması için Fenerbahçe'nin göndermesi normal. Yok yok yo, ben ona bir şey diyeyim ama bak Cüneyt şöyle bir şey var. Oyuncu muhakkak ki yeteneklidir Yani buralara geldiğine göre bir yetenek e Zaten, ama zaten izliyorduk. Ama o yaştaki oyuncularda ki ben altyapı hocalarıyla, öz kaynak düzenindeki hocalarla çok böyle sohbet ederim. O yaştaki oyuncularda işte 16, 17, 18 o civarlık oyuncularda böyle bir psikolojik çöküntü olduğu zaman toparlayamıyorlar Hı. kolay kolay. Umarız olmazsa Umarım, Umarım. Inşallah. inşallah yani bizim i̇nşallah. kardeşimiz. Ya bunlar hepsi mil, e, milli takımımızın geleceği. Yani Tabii. hepsi çok genç oyuncular milli takımımızın geleceği. Bugün Arda Fenerbahçe 11 başladı. Mı herkes daha meraklı maçı seyrediyor. Daha fazla seyrediyor. Dur, rakip Niye? Rakip hocam yani? Vallahi daha fazla seyrediyorsun. Ne yapacak atışalardı. çocuk? Ayağına top gelsin istiyorsun ki bir şeyler yapsın, oradan heyecanlanayım istiyorsun. Şimdi Arda'yı orada görmek Fenerbahçe oyun, artık görev almaya başladı. Bunu görebiliyorsun. Yani böyle genç Semih mesela şimdi diyorsun ki işte Semih işte Semih tabii ki oynayacak. Çıkacak 15 dakika, 20 dakika, 25 dakika böyle böyle süre alarak bunlar futbolcu olacak. Yoksa Beşiktaş da bunu oynatmayarak koruyoruz bunu işte şimdi. Yok bu yaşta tecrübelenecek artık bunlar. Şimdi, o yetenekleri var. Şimdi şöyle bu öz kaynak düzenindeki hocalarla konuştuğumda şöyle Hı. sıkıntıları var. Şimdi yeni nesil anneler babalar çok farklı. yani biz aman çocuğumun hiçbir şey eksik kalmasın. Çocuğum en iyisini giysin, en iyisini yesin. Çocuğum en iyisi şeyi çok pompalanıyor. O hocaların söylediği. Şimdi öyle çocuklar geliyor ki. Ya ben kendim de görüyorum. Mesela gol kaçırıyor. Öyle bir tafra yapıyor, öyle bir sinirleniyor ki. Ufacık çocuk ya. Girip yanana ya sen kimsin, Messi misin falan diyesim geliyor. Velileri şimdi orada bir şey diyemem tabii ki de. Ama öyle yetiştiriyorlar. Evde öyle diyorlar çünkü. Sen busun oğlum diyorlar. Sen oğlum. böylesin oğlum diyorlar. Ondan olmuyor. Öyle bir geliyorlar ki ondan sonra. Ama gerçekten yetenekliler. Ya Ge gerçekten. Ama aileler, bak benim oğlum 5 yaşındayken, 6 yaşındayken araba kullanıyor, yanımda oturuyor. Baba dedi, ben dedi bir gün Beşiktaş'ta futbol oynarsam bana dedi yurt dışından bir yerden teklif gelirse sen karışma dedi. <laughs> Akıllı. Ben de dedim ki hani Beşiktaş'ta ya, ya Beşiktaş'tan başka takımda oynama. Anlamında karışma diye düşündüm. Dedim oğlum tamam. Niye öyle söyledin? E dedi Hakan Çağlan'ın babasını görmedin mi? Çocuğu yaktı dedi. Ufacık çocuk ya. Hocam. Ya dedim ben seni yakacağım oğlum dedim. <gülüyor> <gülüyor> Ama diyor ki karışma bana. Dedi. O yaşta onu söylüyor. Normalde profesyonel destek alıp gitmesi lazım. Aile değil. Ya bir şunu söyleyelim. Michael Jordan kitabında diyor ki mesela yetenek dediğin yetenek. Yetenek için diyor ki masadaki yetenek diyor masadaki tuz kadar diyor beş para etmez diyor çalışmazsan yetenek yani sıfır Tabii diyor. Tabii canım yüzde yüz. Masadaki evet. tuz gibi kitabında diyor ki 5 para etmez ancak çalıştıracaksın. Kamabinga'yı aldılar biliyorsun hocam Ren'den. Real Madrid banka oynuyor 19 yaşında. 5 kilik, beş kilik, beş kilik maçta da oynadı işte şey. E, ren'den aldılar düşün. Hı hı. 19 yaşında oyuncu oynuyor. Kros'u kesiyor işte en son Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 5 attılar. Solak teknik falan bir de Yani adamlar ya biz burada diyorum yani biz aa, nerelerde aman 22 oldu 23 oldu vesaire şu oldu bu oldu aman aman şu olsun yani bana göre 17 18 oynasın yani nerede Emre, Emre'den biz konu geldi Emre 19 tren kaçıyor kaçıyor gidip Samsun'da sen oynayamıyorsan edemiyorsan Fenerbahçe'ye sezon başı bir yere verir oradan bir bakarsın lig oradan da 23 24 yaşında TFF 1. Ligi'nde 28 yaşında da futbolu bırakırsın. Şimdi yetenek nasıl bir şey? Bir şey anlatacağım da yani esprili bir şey de... ...şimdi bizim Sarı Fırtına Metin'in oğlu var Tarık Emir. Yani Metin oğullarına çok düşkündür. İşte Tarık Emir o zaman okuyor, şimdi dizilerde falan oynadı. Hatta. Çok da iyi oynuyor. Yani çok evet. da iyi oyuncu oldu. Yani doğru yolu buldu. <laughs> o zaman Metini anlatıyorlar. Hatta bizim bir spor okuluna gidiyor. Bizim bir kaleci hocamız vardı... Ee, kaleci hocası anlatıyor. Metin abi diyor senin oğlun diyor muhteşem kaleci diyor. Böyle kaleci olmaz. Havanı uçanı kaçanı her şeyi yakalıyor diyor. Ee, Tarık Emir'in adı da Metin'in rahmetli babasından dolayı geliyor. Evet. Tarık amcadan dolayı. Tarık, Tarık amca da benim gördüm hayatta en güzel adamlardan biri. Allah rahmet eylesin bir kere de. Metin'e şimdi anlatıyor. işte bizim kaleci hocamız şöyle kaleci böyle kaleci falan derken Metin en son diyor ulan acaba mı diyor falan diyor okulda. <laughs> Baba diyor işte diyor bunu gönderiyor spor okuluna. Bak kaleci hocası diyor ki şöyle iyi kaleci böyle iyi kaleci bir git seyret diyor. Tarık amcaları işe gidici bırakıyor. Ertesi gün gidiyor seyrediyor. Akşam geliyor evde karşılaşıyorlar. Ne oldu baba gittin mi diyor. Tarık amca diyor sorma oğlum diyor. Oğlum senelerce santrafor oynadı diyor. Golü hasret kaldım diyor. Torunum kaleci oynadı. Gole doydum diyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam insanın Müthiş. yeteneğini bilmesi de böyle bir şey. Sandım. e, herhalde ya. <laughs> <Öyle gülüyor> bir <gülüyor> hikaye Tanju ile Rıdvan arasında da vardır ya. Anıl İzzet Bey'e Rıdvan'ı davet ediyor ıı, ıı, Tanju abi. Rıdvan Hoca izliyor diyor ki okuyor mu Anıl diyor. Yok diyor Tanju işte yani o okumayı okuyor. Çok heves. <laughs> Tamirciye ver diyor. <laughs> Doğrudur. Yani futbolda ya torpil olmazı için anlatıyorum. Tabii. Tabii, yani. tabii onun için söylüyorum zaten. Yani Geleceği kurtar. Yeterli yoksa torpil sen, sen, evet. sen bir takımda... Yani baban Tanju Çolak ya Türkiye'nin gelmiş geçmiş bir takım, büyük Bir koncusu. takımda çalışıyorum çok da başarılıyım İsim vermiyorum. Çok da iyi yani. yani kulüpte güçlüyüz falan. Alt yapı koordinatörü. Oğlum da ata geldi falan. O zaman astimatı da yedilerde falan atanın. Yani o şekilde çok yüksek. Ondan sonra geldi orada top falan oynuyor. Ya hocam dedi alalım dedi oynatalım bunu. Nerede oynatacaksın dedim. Ya dedi şimdi üniversite tabi okuyor oğlum. O zaman işte yıldız takımda oynatalım dedi. İşte bak dedi çok yetenekli topa. Sen ciddi misin dedim ben ona. Nasıl? Ya hocam dedi bırak çocuğun da önünü kesme falan. Sen ev dalga mı geçiyorsun ya neden? Ben dedim ya oğlumun ne olduğunu biliyorum. Futbolcu falan olmaz. Bir de dedim böyle düşünüyorsan yanlış bak hocam dedim. Başkasının da önünü kapatacaksın. Benim tabii, oğlum tabii, futbolcu abi. diye. Ben dedim evet oynat. Gözlüğü var görmüyor musun? Yani dedim. Ayrıca tane gözlük oraya yapıştırır değişik gözlükler çıktı o hikaye. O dedim yerde, bu çocukların futbolda ilgisi var. Ben onun babasıyım, futbolcuyum futbolculuğum, bu kariyerim var, bir antrenörüm. Ben görmüyor muyum? geleceğim başka oyuncuların önünü keseceğim. Sen benim oğlum diye oynatacaksın. Ben orayı gelip, gelip seyredeceğim. Ne gereği var dedim. He? Ben dedim böyle bir şey de istemem. Hocam Gerek senin yüzünüzden ama yani. Futbolculuk babadan ola zor <laughs> geçer. Toruna geçer. Torunu bekliyor. Bekliyor. Düşünsene işte. Şey yani. Atanın şanssızlığı babasının real <laughs> <laughs> kapsam. Düşünsene. Ama ya. <laughs> torun şanslı olacak. Evet, Bir sonraki kuşağı daha i̇nşallah, İnşallah. 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 Ahmet, i̇nşallah size benzer. Ahmet Tarık amca <laughs> torunundan kaleci olmayacağını o kadar net söylemiş ki yani Metin ondan sonra bunu sanat tarafına yönlendirdi. <laughs> Şimdi Adem eski dizilerde İngiltere. oynayan harika bir oyuncu yani. oldu. Bir de eğitimini yani İngiltere'de mi İngiltere'de yabancı dille roller İngiltere. yapıyor. Yani O zamandan görmüş ki Allah'tan çekmişken ama kenara. çok güzel söylemiş. <gülüyor> <gülüyor> Futbolda torpil gerçekten yok, işte. yok, en yok. güzel örnek. Yani. Yeteneğin yani. olur mu? Evet. Yani Birçok işte öyle. Yani yetenek Aynen gerektiren bravo. mesleklerde ne yaparsan yap bir yere kadar. Yani belli oluyorsun. Şimdi bir insanın futbol yeteneği olmaması da kötü bir şey değil. Ya her işte öyle. Tabii. Sen torpille mi gazeteci oldun? Yok olmadı yani Bir yeteneğin vardırsa. Allah benim. öyle yaratıyor. Herkese tamam. bir yetenek veriyor. Allah şükür. Çalıştır, Gel geliştir. Gerisi evet. sende. Öyle kimse doğuştan zindan olmuyor. Kimse doğuştan şey olmuyor. Yes. Ama futbolda da hakikaten ben de şimdi kendi oğluma baktım. Daha yoksa ben götürmem. Ama var ki götürdük. Ha, hızlı Hayır, eksik. O, daha var o geliştirmesi gereken Kaç konular yaşındaydı? var. 12. Ama bu daha, bak hocam da diyor. Şimdi bakıyor. Futbolcu, teknik direktör bilmez mi bir şey olup olmayacağını? Ya bak ben de mesela hocalar kadar anlamam. İki tane bu konuda bir şeyim var. Salzburg'da röportaj yapıyoruz. Fenerbahçe ile eşleşti. Bize denk geldi. Bizim kampa yakındı Salzburg'un kampı. Gittik izledik idmanı, idmanı falan. Çok da fazla isimlerini bilmiyordum. Salzburg'u takip etmiyordum çünkü o zamanlar. Bir tane tanesine dedim ki <laughs> çok da iyi davrandı. Ayrılık dedim ki sen dedim eğer dedi böyle bir sakatlık gibi bir şey yaşamazsan çok büyük takımlarda oynarsın. O da bazen ciddi mi söylüyorsun? Bak, Bayern de değil mi? Çok yeteneklisin. <laughs> Adam Liverpool gördü, Bayern Münih gördü. Sadio Mane. <laughs> Ama bir de şu var bende. Sinan Kurumuş vardı Beşiktaş'ta. Evet. Ben de onu ilk izledim. Ya dedim bu çok farklı Santrafor. İyi dedim boylu postu sırtı dönük. O, o, bir şey olmadı yani o nerede oynuyor şu an bilmiyorum. Ama o da vardı. O Sinan kendisi olmadı. Şimdi Serdar'ın oğlu oğlu altyapıya gidiyor ya şimdi diyelim yani 12 yaşında çok iyi oyuncu. Kesin onu aynı grupta olan veliler sardarar gördüğünde bunun çocuğu torpilli diyorlardı. Kesin Tabii, kesin evet. bunun bunu çocuğu be. torpilli torpilden geliyor oynuyor. Yoksa Ama ben şey... şey daha vermedim Beşiktaş'ın altyapısını. Orası zaten daha... Başka Sen daha biliyorsun. Çığırından yaşıyoruz. çıkmış durumda. Dedikodu hocam. Her anladım. antrenmana veliler geliyor. Çocuğunu geliyor götürüyor. Maçta bir bakıyorsun. O da sağ koridorda oynuyorsa o da onunla beraber kenardan tellerden bindirenler. <laughs> oğluna taktik verenler. Hoca daha iyi biliyordur. Bir de herkes kendi oğlunu Messi, Ronaldo evli hocalar olarak. Cüneyt senin oğlun milli takıma gitti. Öbürlerinin gitmedi ya. Kulise bak. Bu nasıl gitti falan bilmem ne. Ya neler dönüyor anlatamam. Ya Biz de futbol oynadık. Bir defa benim rahmetli babam antrenmana bırak maça zor adam geliyordu geliyordu tabii Allah seyrediyordu be. Alsancak Stadı'nda hemen gidiyordu. Hiç görünmeden tabii, gelip tabii. gidiyordu hiçbir şey. Güzel yani ortada yok doğru hiç. Yani bırakın bu çocukları bir salın ya. Şimdi babanın evladını izle istediysek Cenk Tosun yönetimini çoktan buldu güven de ben sohbetin oraya gelmesini tabii. tabii tabii, tabii. kolay değil izletiyoruz yönetici. Semih de alacaklardı Ben 5 5 şampiyonluk yarışı için ben a, bu transferleri yaptığını düşünmüyorum. bir senenin yapılanması orta uzun vade gibi işte seneye kısa vadede de evet, evet. bu sene Avrupa'ya gitmek. Ben bunun evet, için yaptığını doğru, düşünüyorum doğru. şampiyonluk için. Yaz değil. ama yazında transfer şampiyonluk başka bir şey tamam. yani o farklı bir şey. Beşiktaş ya yani matematik olarak var dersin ama yani çok çok zor. Onun için Avrupa Beşiktaş'ın önündeki tek hedef Avrupa'ya gitmesi sene. Ne diyordun Serdar pardon? Yok yok sene işte yazında bir belli başlı ana hı, tabii eksikleri yani elinde bu Bakar var, elinde Muleka var. Cenk kalırsa o da olacak. Hani o hat tamam. Belki bir tane genç santrafor alırsın bu başka da. En önemli Ama kanatlarda bir ciddi takviye yapacaklar diye düşünüyorum tabii, yazın kanatlarda. Beşiktaş'ın büyük sıkıntısı o Hucumda kanatlarda. değil mi? Hücumda çizgilere açı, saatçi, iki tarafa da. Tabii. Çizgi oyuncuları o konuda bir sıkıntı. Ya Gezal'ın kaldığını düşünelim. Yine de bir rotasyona girecek. Bir de Avrupa'ya giderse Beşiktaş mesela 3. bitirdi. Orada rotasyona girdiğinde bir alternatif, diğer sol kanatta da iki alternatif falan alırsa Beşiktaş kadrosu bayağı kadrolu. Gezal da artık dönerse Beşiktaş'ın bir yeri transferde herhalde. E, yani bu şeyin, ben şimdi bakıyorum Gezal döndü. Maksim var kadroda, işte Amir Hadzi Ahmetoviç var bu kadar süre oynamayan oyuncuyu beklerken çok böyle fazla es, şey beklememek eski lazım. Eski şeyi beklememek çünkü lazım. çok büyük hayal kırıklığı da yaşayabilirsin. Bir de ne çünkü oluyor hocam? Sakatlıktan çıkıyor bir türlü geçemiyor sadece. Hocam e, siz de biliyorsunuz şimdi sakatlık bir bölgeden sakatlanıyorsun. Şimdi onu iyileştirirken esas öbür taraflarda da bir sıkıntılar oluşuyor. Evet. Ne oldu? Gezen sakatlığı geçti. Sakatlık geçirdiği bölge değil. Bu sefer de kasınla ilgili ısınırken problem yaşadı. Yani sakatlık geçiren, öyle özellikle uzun süren sakatlıkları da siz de biliyorsunuz başka yerlerde de her sakatlık çıkabilir başka bölgelerde. Hep şu anda beklendiği zaman hep hafızalardaki Gezal'ı düşünüyorsun ama hafızalardaki Gezal'dan biraz daha aşağısını bulduğu zaman bu sefer mırın kırın başlayacak. Çünkü bu kadar uzun sakatlıktan sonra düşündüğün gibi sahaya dönmek kolay değil. Bence Beşiktaş yönetimi bundan sonraki transfer sürecinde Gezal'ı alternatif değil, Gezal gibi bir adam daha bulmalı. İşte ya şimdi takımın, seneye seneye Maksim'in durumuna bakmak Ana karakterlerden biri olacak Aynı. diyorsun yani ana karakterlerden biri olacak. Çünkü yaş ilerledikçe artık ki e, yani ben bir ara e, şey duymuştum hani artık yok ya biz almayalım Gezalı Galatasaray'ı alsın biz bu parayı ödeyemeyiz gibi bir durumlar da olmuştu hatta. Bir yaş ilerledikçe lazım. belli bir yaştan sonra ki o paralar risk Tabii. o sözler risk. Tabii. Tabii canım yani Abubakar'ın aldığı para... Işte hepsi yani. risk yani. Hepsi son sahibi para. oluyorsun yani. Tekrar onu Aynı, bir aynen. transfer piyasasına o, tekrar bir çıkartıp falan oradan 180. parayı böyle tekrar geri yani kazanayım falan i̇şte, bunlar Zan zor. Zanoyol Zan o transferin de önemi burada ortaya Tabii. çıkıyor. Bir tanesinde son sahibi sensin evet. öbürkünde bir sermaye evet, var elinde. Her tarafa sunabileceğin bir sermaye onu, var. Onu, o sermayeyi de kendisi belirleyecek. O birbirini tamam. tamamlıyor işte. Çünkü... Ee, Zanio da ihtiyacı güzel var. Vitrine çıkması için ihtiyacı var. Kendini göstermesi lazım. 23 yaşındayken bunu yaparsın. İşte orada bağlantılar çok önemli. Mesela ile konuşan yabancı menajer kim bilir ona neler söyledi. Belki Reha Hoca'nın söylediklerini söyledi. Bir hedef koydu önüne. Senin dediğin gibi bir parlama. Hayal kurdurdu. Hayal kurdurdu ona. Ee, dediğin gibi Anelka geldi gitti. Hem de nereye gitti? Sağlam bir oyuncuydu. Ha, bu oyuncu da öyle bir oyuncu. Anelka buraya geldiğinde düşük profilli bir oyuncu değildi ki. Yani çok büyük oyuncu. Aziz Yıldırım'ın başkanın Ortega da öyleydi. Başkanın becerisi de. O Ortega'nın kendi kafasındaki sorunlardan dolayı Ortega çekiş, çöküşe geçti. O da yani, öyleydi. Bunlar bak, çok büyük transferlerdi. Türkiye'ye gelen şimdi Anelkas hacısı. Yani hacı geç de olsa yani. Türk futboluna kattığı şeyler çok, fazla. çok fazla. Şey yani hacı hakikaten çok önemli bir oyuncu Onunla beraber gelen Popescu da aynı şekilde. İşte e, Anelka'sı, Anelka'yla... Taferel'de Brezilya milli Yani idi. Yani bunlar hakikaten Türk futboluna çok şeyler vermiş oyuncular. Şimdi Zaniola. E, bu yaşta ben ilk defa gördüm diyorum ya. Hadi 28, Didier Dorakma Yani bunlar önemli kişilikler. Bir de futbolumuza hakikaten bir şeyler katmışlar. Bu çok önemli. Şimdi Zaniola, herkes bir şeyler konuşabilir. Hiç önemli değil. Sen Zaniola gelmiş kardeşim Türkiye Öyle hiçbir şey oynamasa da gene Zaniola gelmişeceksin. Niye? 23 yaşında Roma'da İtalyan futbolunun geleceği bir şekilde tercih bir, etmiş gelmiş. Bir de hocam ne biliyor musun burada bak. Bu, bu yönden de bakmak gerek Zaniola transferine. Zaniola'yı alıyorsun 23 yaşında. Eğer böyle oyunculara da transfer için gittiğinde Avrupa'da şimdi buna emsal gösterebilir. Diğer kulüplerde. 23 yaşında Zaniola'ya geldiğine göre. Tabii, bakış diğer, açısı da değişecek tabii değil mi? Kesinlikle Galatasaray'ın yalnız yani kendi için değil bu. Diğer kulüpler açısından da onların da e, olumlu bir şekilde yararlanacağı bir transfer. Yalnız yani Galatasaray menfaati evet tamam da diğer kulüplerin de Galatasaray'la paralel menfaatine yapılan bir transfer. Ya işte buraya bir menajer edeceksin ki diğer kulüp mesela Büyük Takım. Hı hı. Ya Zanyola geldi işte oynuyor Galatasaray'da. Evet biliyorum menajeri konuşacak Serdar'ın dediği gibi. Ya 23 yaşına bak Galatasaray'a Zanyola geldi. Sen de 24 yaşındasın. Zanyola niye geldi? Tekrar buradan Avrupa piyasasına güçlü dönmek için. Burada bunu yapabiliriz. Yani bu hayali kurdurup bu hayali de satabilirsin doğru bir şekilde oyuncuya. Bir de UEFA'da kötü bir namımız var. Herhalde mahkemesi en fazla olan Tabii. ülkelerden başındayız. Biz. Biz. E biz. Şimdi Zaniola geldiği zaman otomatik her 23 yaşında bir önce geliyorsa bakın bunun illaki bu, bu inceleniyor yani UEFA'da. Bakıyorsun arkadaşlarına öyle soruyor biliyor, ama. söylüyor zaten. ama şimdi burada baktığın zaman Zaniola ya, buraya tercih ediyorsa ulan değişen bir şeyler var demek ki bak. diyor. Zayola da diyor ki 23 yaşında para almadan gitmez. Para yani. sözleşmesi çok garantidir her şey anlamında. Ya, e, parası tamam. diyor kendini garanti almıştır bir şekilde ama sonuçta buraya gelmesi tabii. önemli olan. Diğer o oyunculara buraya, çok iyi bir örnek tabii olabilir o Başka mi? bir konu i̇şte, ama bence e, paradan öte bir hedef var burada. Para, çıkış. hedef var. Hepsi tabii çıkış. Yeni, yeniden çıkış. Ama en önemli yani Türkiye piyasası için önemli. Diğer oyunculara Oy, da gidebilirsin. Tabii. Zayola geldi 23 yaşında sen de 24 yaşında mısın bak işte aldık vesaire bunu masaya koyabilirsin bu kozu. Bu çok önemli. Fenerbahçe'nin ara transferde sessiz kaldı düşünüyor musunuz hocam? Zaten geniş bir kadrosu vardı. Falan. Vardı. <laughs> altyapıya çok transfer yaptılar. O benim çok dikkatimi çekti. altyapıya yaptı. Yani. Ama şey önemli işte burada e, oyuncunun gelişimi geliştirmek. Yani yetenekli oyuncu alırsın altyapılara. Onları geliştirebilmek çok önemli. Aslında ben her zaman şunu söylerim. Altyapı yetenekli oyunculardan önce e, yerli de olabilir, yabancı da olabilir, karışık da olabilir. Bu konunun uzmanı geliştirici hocalar. Onu bulabilmek çok önemli. En önemli zaten o. yani Ülkedeki en büyük sıkıntı Aslında o. Aslında öz kaynak hocalı teknik direktörlüğünde hoca, farklı bir Hocaları eğitmen alıyorsun, hocaları eğitmek gerekir. Evet Mesela evet. futbol federasyonunun bunu önermesi gerekir. Yoksa Fenerbahçe'nin gençlik hamlesini doğru buluyoruz i̇şte ama aynı. Ee bakarım nereye gidecek? Ya fut... İnşallah olumlu bir yere gider de diğer kulüplere de örnek olur. Bak futbol federasyonu Ümit Milli Takım antrenörü Tolunay Kafkas orada 8-10 tane 11 tane antrenör yolluyor değil mi? Yollayabilir mi? Evet. Yollayabilir değil mi? Bir sıkıntı yok. Evet. Nasıl sözleşmesi yani yapılıyorsa sonlandırır. Profesyoneldir. Sonlandırmak da gayet doğal. Peki Mart ayında maçı var biliyorsun değil mi Ümit Milli Takım? Şimdi A milli takım maçları var, Ümit milli takım. Hala Ümit milli takım eğer gidiyorsa bir antrenör burası Türkiye Futbol Federasyonu hemen anında bir antrenörün oraya gelmesi gerekir. Eğer 8-10 tane daha orada bir antrenör grubu gidiyorsa hemen oraya antrenörlerin gelmesi gerekir. Futbol Federasyonu'nun teknik anlamda böyle işlemesi gerekir. Onun için esas Türkiye'deki en büyük sıkıntı bak altyapılarda ben çok çalışmadım. Bir ilk antrenörlüğüme başladığımda Altay'da çalıştım. Gökhan Hoca daha çok bu konularda bize göre hakimdir olaya. Altyapılardaki antrenörlerin kalitesi çok önemli. O kulübün geleceğini belirleyen yalnız oyuncu değil. Bana göre oyuncu var Türkiye'de, potansiyelli oyuncu da var. Antrenörle altyapıdaki çalışan antrenörlerin de eğitimini, donanımını doğru yapmamız gerekir. Oradaki eksiklikten dolayı çoğu futbolcunun ben ...bir yerlere gelemediğini, geldiğinde bile... ...eksikliklerinden dolayı yollandığını düşünüyorum. Bunu halletmemiz gerekir. Evet. Hoca koca diyecek ki altyapıyla ilgili ya yeni Serdar bir konu ya. yapalım, yeni bir hayır, şey hayır, yapalım. Hayır, hayır, hayır. Serdar açtı ya altı Fenerbahçe Hı. aldı diye. Direkt ama onlar geliyor aklıma. Fenerbahçe, Fenerbahçe. Ostarvalde'ye aldı. Sağ ol Serdar. Ostarvalde'yi de mesela... Ostarvalde'yi aldı, o da genç mesela diyoruz falan ama... Niye oynatmıyorsun? Şimdi konuştuk. O, mesela oynatman o, gerekir. Sen 6-7 milyon euro bantında bir rakam veriyorsan bir oyuncuyu... ...bir de Parma. Seri B'de ikincilikte oynamış sana geliyorsa sen bunu o bir de ne diyorsun bu parayı yani sen ileriye dönük yatırım diyorsun ama kısa vade ne senin işini görecek bir sol bak istiyorsun değil mi? En önemli onun için alıyorsun. Yani öbür türlü alt alırsın Serdar'ın söylediği gibi konu açıldı. İşte Osterwalde'yi en önemli maçta da kullanmıyorsun. Bir de Osterwalde'yi yanlışlık bak şu geçen oynadı Konyaspor maçında farklı zaten maç skor. Rakip 10 kişi Osterwalde iyi falan yazıldı. Ya bir, bir görelim bir oynasın. Özellikle hocam büyük maçlarda Avrupa'da yani bunun testi orasıdır. Evet, esas o. Mesela. Samet mesela alındı. Tabii yani ne beklersin sen Sevilla maçında oynar mı? Büyük olsun bu oynamaz tabii. Şimdi aynı şekilde Samet alıyoruz. Samet çıkar Sevilla maçında biz böyle duran toptan gol attı. Ha, tamam bitti. <laughs> Tayyip Tağlay ona bakıyoruz. Beşiktaş da gol attı. Üzerinden aşırtı. Tamam. Ama ben bugün gösterdim rakibi takip etmiyor. Bana esas savunmada iş yapacak Tayyip Talay. Yani burayı çalıştıracaksın, geliştireceksin. Şimdi bir bakıyorsun 4 milyon 200 bin euro. Ya Adana Devir Spor o kadar şanslı ki daha net %100 olmayan iki stoperden. Hı hı. Murat Başkan 7 milyon euro para kazandı. Biri Beşiktaş'a biri Allah aşkına. <laughs> daha net olmayan. Ya bak, Fener doğru bak söylüyorum. net böyle ilk 11. Evet kumaşları iyi. Bak kumaş iyi o da tartışılır. Biri 29 yaşında biri 24 yaşında. Ya Beşiktaş'ın seneye ilk 11'ine tabi sayar mısın soru işareti. Samet'i sayar mısın? Soru işareti. Samet'i diğer stoperlerden ayıran nedir? Dün de konuştuk. Kim gibi atletik mi, hızlı mı, top tekniği mükemmel mi? Fark yaratan nedir? Yani ne? Yani bu rakamlara işte bir bakıyorsun. Fenerbahçe iki tane oyuncu 11 milyon euro ya yakın bonsai parası ödüyor yalnız. Samet oynuyor. Soru işareti Osterwalde oynamıyor. İleride oynayacak. Ama diyorum yani daha şu kısa vadede şampiyonluk yarışında daha etki edecek 11 milyon euro veriyorsan oyuncu alman gerek. Çok kısa bir çözüm hocam. Osstar verdi. Bence yönetim buldu. Hoca ile paylaştı. Jesus Sujayla okey. Kata bulmuş hocam açık. Kata şöyle anlatıyorum bak. Yönetimi yönetim bir yatırım olarak genç bir oyuncuyu alıyor. Jesus'un da fikrini almışlardır. Ama bu ileride ileride bir yatırım yapıyor Osstar verdi. Ama takımın teknik patronu Jesus Jesus kendi dilini konuştuğu son zamanlarda kendine göre sol bekte fena oynamayan bir Lincoln var ve işler iyi gidiyor. Şu anda Ostar verdiği diyelim yönetimin yatırım için aldığı bir oyuncu işler iyi giderken kendi bildiğini yapıyor. Ve şu anda orada Lincoln'u oynatıyor. Sevilla maçında da Lincoln'u oynatacak. Ondan sonraki maçta Lincoln, Lincoln oynatacak. Öteki yatırım genç bir oyuncu yönetimi almak istemiş. Almışlar. Tabii ki oynatması lazım yani bu parayı veriyorsan eğer yatırımda yapmak istiyorsan oynaması lazım bu oyuncunun ama hoca ben diyor şampiyonla oynuyorum ben bu oyuncuyu kendim aldırdım bildiğim oyuncu burada da memnunum şu anda da oturacak Lincoln oynayacak işler biraz daha tersine döndüğü Link. anda yani, yer değişik O zaman şampiyonluk gelmediği zaman hoca değişir mi seneye? Bence hoca şu anda biraz şey gibi oldu. Yani yönetim George's üstü gibi. için mi söylüyorsun? Evet, tabii tabii yönetim üstü şey gibi ya. yani şey. enteresan bir, bir şey. Bir şey. şey. daha be, uzatırlar mı? Benim düşüncem gelmese bile Fenerbahçe'nin büyük sıkıntısı bu. Mesela e, Ali Koç'un 5 yıllık süreçte böyle bir istikrarlı bir teknik adamla bir seneyi bitirdi öbür sene devam etmedi. Şampiyonluk gelmese bile ülkeyi bilecek, takım bilecek vesaire her şey. Sırf transferde Jorge Jorjez'e bırakmayacaksın ama Serdar. Senin sorduğun cevap sorduğun soruya cevap için söyle. Ben olsam Jorge Jesus'la senede devam eder. İstikrar açısından şimdi, devam eder. Şampiyon şu, olmasa bile. Şimdi şöyle. Yok şey. kendisi şey, Şöyle bir şey, bir şey Tabii ki sözleşmesi bitiyor, gidebilir değil mi? Şimdi Ali Koç'un dediği gibi bir istikrar önemli. Hocam dedi ya Ali Koç. Bir istikrar oluşturması lazım. Jesus'tan herkes memnundu. Hala memnun. Sonuçta Fenerbahçe'nin bir hedefi var. O hedeflerin hepsinde bir şekilde gidiyor. Evet. Şu anda işte geçen Jesus cezalıydı. Yardımcısı sahaya çıktı, değil mi? Doğru. Şimdi Cesus dese ya ben gideyim ben yardımcım bırakayım istikrar açısından dese Fenerbahçe yönetim bunu kabul eder mi? Bilmiyorum onu. Hocam, bu da bir istikrar. Yani bu tamam. da bir istikrar. Yani ben tamam ben artık şey ülkeme döneceğim dese ama burada madem istikrardan yanayız bu benim yardımcım. Hatta ama şey çıktı gördünüz biliyorsunuz. Kalsın. Sen kulüp başkanı olsan kabul eder misin? Ben etmem. Sen hocam? Ben çalış, çalışmadan bir şey söyleyemem hocam. Ya göreceğim ben o yani girmeye. çalışma şeklini göreceğimi. Yani e, çalışma yani. onu demek istiyorsun. Ben yani çalışacak ben onu göreceğim Sağda kulüpte ne yaptığını, Sağ içi ve sağ dışında ona göre ya karar sonuçta veriyorum. sonuçta onu bir yönetim kurulu var. Bir şekilde hani o potansiyeli, potansiyeli var mı, potansiyeli var, var mı, yok mu? Yani o liderliği yapabilecek mi? Aynen. sağ içi ve sağ dışında. Aynen. Yani a bu takımı evet bu takımın lideri olabilir. Evet. Dortmund'un başındaki hoca kim? Terzic. Şey, Terzic değil mi? Şu anda Terzic. O riski almadılar. Şu anda tercih çoğunda. Bileş gittikten sonra o riski almadılar. Hayır ter tercih şu anda şeyde. de Dortmund. Hayır Beşiktaş'taydı ya tercih. Tamam tamam işte Beşiktaş almadı bak dört Dortmund'un başında kaldı yani. ama. Şey bak ama çok aman, iyi gidiyorlar. Şu anda Dortmund'un başı başında değil. Çok iyi gidiyorlar. Çok... Bayern Tamam işte yani. güzel noktadan girdim değil tamam, mi? Tamam güzel noktadan girdim. Nereye geleceğim? Fransa milli takımının Döşams'ın arkasındaki adam kim? G. Stefan. Kimin yardımcısıydı? Tigana'nın. Tigana'nın. Tigana dedi ben gidiyorum yardımcı kalsın diye. O riski almadılar. Ee, Bak. ki orada asıl beyin bence o Fransa milli takım futbol aklı G Stefan Hoca. Daha daha genç tamam. O iyi hoca da G. gençlerken Stephen. 60 yaşına geldi. Şu an. Ama <gülüyor> öbürü <gülüyor> G Stephen. ama o hoca da Tabii. G hoca da yürüyen kütüphane gibi adam. Afrika'daki tüm gençleri biliyor. Afrika kökenli özellikle uzmanlık alanı. ben Beşiktaş'ta çalışmasından dolayı biliyor. Ama bu riski almıyorlar. Bir şeyde risk alındı herhalde değil mi? Skalan'ın yardımcısı biri gelmiydi. Evet. Onda Devam aldılar evet. ve iyi gitti bir ara. Evet, Hatta Ahmet Hoca gitti. da vardı. De. Çünkü o riski niye almıyorlar biliyor musunuz? Adamlar belki inanıyordur başkanlar iyi hocalar falan da. Burada baskı var. Burada bunu kabullenmiyorlar. Şimdi Salzburg'da Messi'ye baz... giderse dediğin gibi sorun yok. İki Bak, maç kötü giderse evet, baskı geliyor. Ben o röportajı yaptığımda Salzburg'un hocası kimdi? Ee, Şimit Schmidt Hoca. Şimdi Portekiz'de ben çalışıyor. O Salzburg'daki Schmidt <laughs> Hoca'yı Fenerbahçe alsaydı ne derlerdi Türkiye'de biliyor musun? Alman köylüsünü getirdiler hoca yaptılar derlerdi. Çünkü bir şeyi yoktu, ismi yoktu, bir şeyi yoktu. Ya, Ama Salzburg inandı ve adam nerelere geldi? sen şimdi Türkiye için karıştırma. Del Bosque'de geldi. Kasap yaptık adamı. Yani ona bak dünya şampiyonu oldu. Adamı kasap. <laughs> e, löv, geldi, löv geldi. Löv geldi. <laughs> dolaştı gitti Almanya dünya hani şimdi onlara Onu girersen işin içinden çıkamazsın Onu biz, biz herkesi bir hafta ben yapıştıracağız. ben de o yüzden inansam da o riski alamam başkan olarak çünkü burada baskı var. Bu yani, yok mu sarı duvarın baskısı yeter insana ama göz alıyor. Ya ama orada en azından bir futbol kültürü Gökhan var. Gökhan Hocanın söylediği direkt. şimdi böyle evet George devam edebilirsin ama e, Ali Bey'in de 6. senesi olacak sene hocam. Bu sene de şampiyon olamazsa yani Fenerbahçe'de Galatasaray arasında gidecekken Yani Fenerbahçe'de bu yarışı bana göre sonuna kadar da götüreceğini evet. düşünüyorum net bir şekilde. Eğer olur olmaz. Olmazsa 6. senesinde bu riski alırım onunla soru işareti. Ee, yani eğer ilk senesi olsaydı bak, o zaman kredisi vardı ya Ali Bey'in, olurdu bu. İlk sene geldi mesela Jorge Jesus, ikinci sene olurdu. Yani öyle ne antrenörlerle çalıştı. E, Değil mi Ali Bey? Yani rahat rahat o şansı verdi ama sene tam 6. sezonu olacak bu sene de olamazsa. Hocam, Fenerbahçe şampi. Ali Bey şurada yanlış yaptı bence. Aykut da yanlış yaptı. Aykut Pardon, biri da. Pardon, Emre Hoca Emre Hoca da. Emre evet. ama devam etti. Tamam, Aykut Hoca da yani, yanlış yaptı. Kalması lazım. Emre Hoca da yanlışlık yaptı. <laughs> bence de kalması lazımdı. İsmail Hoca'yla gitti. İsmail Hoca'yla da bence yani CESUS tabii ki büyük bir isim. Şanssızlığı o şansı var. olan Hem İsmail Hoca devam etmedi yani biliyor musun? devam etmesi lazım gereken yani, hocalarla. Beşinci sene diyor hocam tabii, işte. Ama beşinci, senesi, bence beşinci senesi biliyor musun? Ondan de, getirdi. Ben olsam hepsiyle de bir şekilde çünkü o dönem devam ederdim yani. Aykut Hoca'yla da devam ederdim. Emre Hoca'yla da devam ederdim. İsmail Hoca'yla da devam Hep hepsini değiştirdi. Bir şey olmadı sonuçta baktığınız zaman. Orada e, bilemiyorsun ki hocam yani. Hocam ya, Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bu. Teknik adam istikrarını sağlayamadı Ali Bey 5 yılda. Yani Çok. onun için George Jesus diyorum ya olmaz. O ayrı. Evet, bu sene mukavelesi bir hepimizin milli gibi George bir şekilde anlaşıp seneye de yani bir istikrardan yana olması gerekir Fenerbahçe'nin. Yani onunla devam etmesi gerekir. Kesin hocam. kurulmalı. Tabii. Hocalardan işte Ferra oh, mı şeyde e, Kim min getirirler. Kim min getirirler Güney Kore'den. Napoli'yi 19-20 milyona sattılar. Şu anda Napoli dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Sattı. İşte Crespo'yu aldılar. Crespo'yu aldılar bedavaya. İşte sattılar. Kim? İşte Başakşehir. İşte Aykut hoca zamanı Endişem'yi aldılar. Malatya'dan az bir paraya Hı -hı. 18 milyona nise sattılar. Baktığın zaman esasında hocaların şeyinde. Yani bu tarz şeyler de var. Hep kaçırdığımız şeyler var. Biz sadece bakıyoruz şey, sonuçlara. Bir hani biraz daha diyorum ya. ki bu hocalar evet. niye gidiyor? Bu hocalar niye gidiyor? Tamam mı? İşte İlhan Polut, seversin de Konya'da niye tamam. yolluyorsun? Ya ben hocam başa... kısa bir şeye bak anlatayım. Çok kısa araya gireyim. Kendi yaşadığımı anlatayım. Evet. Hani İlhan Polut dedin ya. Manisa ve Esteli çalıştırıyor. Mesut Bakkal'ın yerine geldim. 11-12 maç galip gelemiyorlar. Bir galibiyetleri var geldik. Son 15 hafta falan dört büyüklerle karşılaşacağız. Öyle. Ondan sonra takım ligde kalır mı düşer mi falan. Bir Abdullah Hoca o zaman Başakşehir işte çalıştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye geldiler onlarla oynayacağız falan. Başkan sohbet ediyor falan önde ya otobüsle maça gidiyoruz düşecek mi falan bilmem ne falan yani kabullenmiş ya şehri açıklarız falan. Neyse o gün yenilik biz Başakşehir'i falan. Ondan sonra e, ligde de 3 hafta önce Kayseri Kayseri'de yenilik hocam ligde kaldık bak. 9 puan farklı o takım düşme 17 sırada aldım takım ligde kaldı benim seneye mukavelem var. Düşün orada sportif direktör de orada konuşmuş ya falan. Biz yeni sezon devam edeceğiz. Öner Karalar da eski gazeteci orada bir tane menajer var. Topa pis burunla vuruyor kulüpte. Bak pis burun kösel ayakkabıda topa vurması ünlü sportif direktör. Abi biz geliyoruz ya kulüpte eksiklik var transfer başkanız listeler sunuyorum hocam. Barko Vizyon falan o Philip Çart'a yazıyoruz çiziyoruz falan böyle ekiple falan kafayı yemişiz. O Öner kışa karar diyor ki ya hocanın ne iş var yardımcılara söylüyor. Ya tatil yapmıyor buraya ne yapmaya geliyor falan gitsin tatil yapsın. Ya sabah erken geliyoruz oyunculardan erken Tese İzmir Manisa arası düşün yol hocam. Sekizde geliyoruz çalışanlardan önce niye erken geliyormuşuz kulübe? Ya bir menajer iksene ne der? Sevinir değil mi yani kulübe adam sahip çıkıyor çalışıyor düşme potasına takım. Sonra da yazın ya çalışıyor adam bir şeyler yapmak istiyor yok. Ne oldu beni yolladılar. Dikte düşeriz yani falan kabullenmiş bir durum. Başkanın kabul ettiği otobüste yanında ben duyduğum konuşma. Düşün menajeri söyleyen yani şehirde destek yok. Doğru mi? destek yok. Haklılar da o zaman onu söylüyor. Açıklarız diyor. Biz oradan takım ligde kalıyoruz. Son 3 hafta bak 3 hafta gazozuna maç oynuyoruz artık. O hale geliyor. Son maç hatta Beşiktaş oynadık mı? Sondan birinci hafta Mustafa Denizli çalıştırıyordu hoca. Ondan sonra düşün. O sportif direktör de senin geleceğini kararını veriyor hocam. Yani sen diyorsan ilan polluktan açtı evet. ya ben kendi yaşadığımı ben anlattım. Hocaları, yok ben hocaları şundan diyor. Şimdi ikincilikte bir takım çalıştırıyorsun mesela hakikaten böyle. Şimdi işler biraz kötü gitmeye başlıyor az bir şey bir ay iki ay sonra. Hoca bunalıma giriyor. Nasıl bunalıma girmesin tamam mı? Şimdi işler kötü gidiyor. Bu hoca da biliyor. Bütün yönetim biliyor. Bütün yönetimin ayrı ayrı hocası var. Kendi arkadaşları da adam protokole bir dönüyor. Bir bakıyor hoca kaynıyor. tamam mı? Şimdi sağdaki oyuncuya mı <laughs> çalıştıracak hocalar? Vallahi bak. Yani sağdaki takım mı çalıştıracaksın? Hocalara bakıyorsun. Hepsi orada. Herkes kuliste. Yani belli. Sen gitmişsin farkında değilsin. Orada herkes biliyor. Herkes gelecek hoca kendi zannediyor. Hocam ben de Hayır, milli maçı Baktım tribün ne kadar kalabalık dedim. Sonra dikkat etti hepsi beni içerdi yani. <gülüyor> Ümit <gülüyor> mi? E, tabii tabii. Doğru e, güzel dur. dedim ya bayağı taraftar gelmişti. <laughs> ya sen çalışırken, hoca, hocalar çalışırken bak çok enteresan işlerle döndü. O menajerler oyuncularına bağırtırıyorlar ediyorlar falan. O oyuncuları oynasın oynamadı. Başkana şikayet ediyorlar. Hocayı götürüyorlar. Yani işler çok enteresan noktaya geldi. Az önce söyledim ya bizim suçumuz çalışmak mı abi işte orada çalıştık. Kayseri, Kayseri Spor'da indik. Ya şaşırdı o yönüşte falan. Ya Makakula, Santrafor hocam. Troisi oynuyor. Kangale oynuyor. Mehmet Eren var diye dörtlü oynadılar. Tam bu kadroyu yeniyorsun orada. 2-1. Ligde kalıyorsun falan. Yani adamlar da hani şey yap. Fenerbahçe e, ee, daum çalıştırıyor. Manisa'da ilk yeri 1-0. Arkasına ikinci yer iki 2 gol atıyoruz. Hani Bursaspor'a kaptırdığı sene şampiyonluğu. Arkasından 97'lerde falan bir gol yiyoruz. 2-2 bitiyor maç. Yani düşün o ya kadroda da bizde düşün e, Isaac var rahmetli. Başka Santrafor'u. yedek yok. Isaac de kırmızı kat görüyor. 3 maç oynuyor Santrafor'su falan. Yani Ergin Keleş sağ olsun orada çıktı gol attı. Hep böyle ara oyuncular ama. Yani o oyuncularla ya Omar ne oynuyordu hocam hatırlarsın 40 yaşında ya. Hocam sen ya bugün 40 yaşında bir... Omar Kalaba sen bugün yani Salih'in yaptığını stoper, o... stoper oynuyordu. Yani sen bugün <laughs> Salih'in yaptığını yapmışın diyorum. Bir gol atıp aynen bir siz yapıyorsun hadi. Yürü. Bir, bir de <laughs> hocam bak kararı şimdi senin gibi futbolun içinden gelir bir insan verir anlarım bak. Bak düşün topa pis burunla vuran sportif direktör topa vurmasını bilmiyor ya. Bak düşünebiliyor musun? <laughs> <laughs> şaka gibi pis. karar veriyor. Ligde kalacak düşeceklerini Hocam, öyle falan diyorsun da Hocam Ronaldo'nun bize pis burnunda golü var ya. Ne var doğru. Hem doğru, de fenomen Ronaldo. Ronaldo. Hem de dünya kupası. E oradan belki diyorsun hani bu... E, pis burnun bazen böyle <laughs> falsoyu e, oradan mı esinlenmiştir bu da? Pis. <laughs> Yok hocam. <zaman>. Böyle <laughs> plastik topa vurunca böyle uçar döne döne Yok, gider. Yok ya şaka gibi. Gelen yani, yeterli olmayanlardan yani, oluyor. Enter, enteresan ya. Hiç, yani Hiçbir, kim ne yapıyor nasıl yapıyor Hiç ayki ya, adam iki dudağın arasında ligde kalmış süper ligde tutmuş, o kadar bir rakam bir de seni ne diye getiriyorlar ona göre de sana ligde tutma primi bana koyuyorlar düşün bak ligde tutuyorsun onlar da inanmıyor öbür türlü koymaz değil mi kon hocam? getirir der ki ya 4 ay getirdik seni hani sezon sonu bitiyor mu der ki bir buçuk yıllık ligde kaldı mı devam edeceksin ligde bırakıyorsun düşün ondan ya yani menajeri geçemiyorsun futbolla alakası olmayan bir insan Ciddi söylüyorum futbol yani futbolla alakası yok ya hiç. Var hocam şey bu işler böyle ama bak bir tane benim hoca abim vardı bir semte ait. Devras küme düşme potasını az bir şey üstünde son verdiler başka hoca geldi tamam mı? Söz on bitti takım gene küme düştü fark etmedi yani küme düştü. Bizim arkadaş da meç veriyor. Ya gelen hocaya gerek yoktu. Ben zaten düşürüyordum. <laughs> <laughs> tamam bu da Hoca'ya <laughs> <laughs> gerek yok. Ben zaten düşürüyordum yani. Ne diye zorluyorsunuz? Tamam. Şeyi... ya bir de Çok o sene bizde evet. kim rakipti biliyor musun? Güven Çocuğa. Diyarbakır Spor'a <laughs> aldı. Güven Çocuğa böyle bak. Ya aldı ben bakıyorum falan Diyarbakır giriyoruz falan internetten gazete. Ya Diyarbakır düşmez etmez. Ya dedim kim biz mi düşeceğiz ya? Biz dedim bu arada Güvenç Hoca biz de öyle gidiyor şurada bitireceğiz edeceğiz. Ne oldu hocam? Uzak ara düştüler tabii. <gülüyor> 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 Güvenç Hoca söz hakkı doğdu bir öyle, Ya düştüler yani düştü o zaten düştükten sonra son 3 maç biz kurtardıktan sonra da o da bıraktı. Diyarbakır Spor'da çalışıyordu. Ziyan Doğan'ın yerine Ziya Hoca'nın yerine gelmişti. Bu arada e, Skalan'ın yardımcısı Ziya Hoca'ydı. <laughs> Tabii, Ziya Doğan da düzeltelim. yardımcısı Ziya Hoca'ydı. Ama o ekipte Ahmet Hoca vardı şey. Ahmet biri Hoca geldi. şeyde vardı. Biri geldi. O da Kalli'nin yardımcısı olduğu için biri geldi. Ahmet Akcan Hoca da onunla devam etmişler. Ama 12 maç üst üste galibiyeti vardı biri gelip. Bak yardımcı antrenmanı bazen yani, enteresan sonuçlar alabiliyor. Bu arada tabii Güven Çocuk'a ya şey yapıyoruz. Buradan da çok selam, selam. selamlar. Ahmet abi. Akçan hocamıza tabii. da buradan çok Koca selamlar. büyüklerimiz her zaman. Kocaespor'da şampiyonun her adı mesela Güven Çocuk'a. Tabii, o. tabii ki. Orada çok başarılı yani bütün ülkenin alkışladığı tabii. bir performans verdi Güven Çocuk hakkında teslim etmek gerekir. Büyüklerimiz, abilerimiz, hocalarımız. Hocam löv bile Adana Spor'da ya, sıkıntı ki. yaşamıştı. Hatırlayın. E, tabii tabii. Adam ya, zor sonra Almanya'yla şampiyon. Ya değil. yaşamaz. Karmam Mösel'i geldi bize Fenerbahçe'den bak. Rahmetli oldu ya geçen. Ya adam bizde de yaşadı. Evet. Ya bizde de yaşadı. Ya adamlar bir de çok enteresan. Rahmetli Erol abi vardı. Erol Togay var ya. Evet Allah rahmet Yardımcısı. Erol'a Erol abi hep işin gırgırında güldürüyor bizi güldürüyor. Biliyordur Serdar da Gökhan. Hep stoper gülüyor rahmet. Ya yönetim dedi ki ya Erol Hoca gitsin yani sen kal ama Erol Hoca gitsin. Adam dedi ki yok Erol giderse ben de bıraktı. Yani e Milos Mintonovic geldi. Beşiktaş şampiyonu. Beşiktaşı. O da öbür sene geldi. O da gır, gır ya dünya rahat adamlar. Yani tabii. biz 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 hırslandırıyoruz adamları. Git dünya şampiyonu. Orada Türkiye'de kızdırıyoruz, kızdırıyoruz, hırslandırıyoruz adamları. Gel <laughs> Bosk'e. Ne Yeniköy kasabı dedik adama. hırslandırsan da gitti İspanya dünya öteki lövü. Burada durdu, Oraya e, gezdik, şey Buraya gezdirdik. Adana'dan adam, kovuldu galiba. Tabii Adana'dan gitti falan. Oradan gitti Almanya'da Abi sen böyle şey ya. Giymeyi ya. yani bilmiyor demiştik. O de Ol ya. kadar, e, Del Bosque kadar başarısı olmasa da ya ne güzel bir tane lan. daha önemli ne? bir isim vardı. Tabii. Hiddink. Evet. Hidding. de öyle. Yani çok... için... Tabii, e, ne diyor? Takım elbisenin altında. Hidding'in ilk giydiği mi? için giydiği için giydiği için giydiği için giydiği için giydiği Klopp, Klop, dünyanın en iyi antrenörlerinden biri mi? Hep herif eşortmanlı abi. Evet, Hep herif eşortmanlı. Biz, biz buna bakıyoruz. Ya ne giydi gol attılar. 7 bitirdi. Evet. Manu Ama <laughs> Suisse'yi Suisse anladım ben de bir türlü şey yapamadık yani. ya. Yedi bitirdi güzel yedi Tam hayır hayır. Ma İngiltere'de manşet, İngiltere'de şeyin başı belli. Gazetenin başı belli. Yok, yedi ben bitirdi. Yok, İngiltere'deki manşet. 7-1'i, 7-0'ı. 7'nin yerine Cristiano Ronaldo'nun fotoğrafını koyuyorlar arkada çekilmiş. Ha. E evet. Ronaldo'nun yerini ben, aldılar ya. Gönderirsen Ronaldo'yu. Gönderirsen Ronaldo'yu. Aa bak bu daha da güzel. Güzel. Bak, gazeteci, Ronaldo. hakikaten bak. Yaratıcı, yaratıcılık böyle bir şey. Deli bir Chris... üçe kadar isterseniz tabii. açıdan. Ama Ama ikadenizin başı sağlayın yani, efendim. Takım oyununun sonuna geldik. Hoşçakalın.